Geldim chat. Keşke kanek kırmızı lens taksı. Düşsene garson lazımmış biraz ya. Ha bakın şunları gösterecektim size. Bunlar mekanda satacağımız yemekler. Bunlar büyük ihtimal V3'te gelir gibime geliyor. Bilmiyorum. Şimdi Harry kademe bir abonelik vermiş 2 kişiye. Eyvallah. Harry'cim teşekkür ederim. Işığımı kapatabilirim artık. RP moduma geçebilirim. Günaydın. Biri var mı? Kimler burada? Kimler hatta? Üçümüz varız herhalde. Kim üçümüz? Başka kim var? Şoji var. Buffy 400'ün V2 kombinini yaptım. Kombini bir kat. Bak şimdi. Çok iyi. Bunu nerede gördünüz? Bunu görmediniz. Eskisini de göstereyim. Eskisi böyleydi. Bu ne? Ha bu şey. Pijama yaptım. Oğlum bayağı farklı yapabileceğin kombin şeyi yok. Başka şu var şortlu. Gözlüklere bak. Kombinde bunu yapayım dedim gözlük. Farklılık olsun. Kırmızı shortly. Başka beyaz ip. Ha, bu az önceki zaten. Bunu da geçen yayın, geçen yarışta giydiğim offroad yarış kombini. Kırmızı yakışıyor evet. Ben de seviyorum. Biraz böyle donalım. Durun bakayım bir şeye bakacağım. Bir saniye.
Okey. Hazırım. Ne yapacaktım ben ya? Bunu çıkart. Deneme. Net. Alo. Okey. Alo, geliyor sesin. Bana yardımcı ol lütfen. Dün geceki baliner Doğdu. köpek İlk balığıyla kerede sesli diyordu. kaldığımda motorumu çekmişler. Onun Lütfen. sesi niye yok bende? Geliyorum ben. Kal orada. Bekliyorum. Şu mankene bak. Çok güzel durmuyor mu gece? Aman Gogo'dan uzak tut. Manken çok iyi duruyor ya. Evet, ışık falan. Korkuluk. Ne oldu lan, FPS'i mi düşürdü polis amına? Bilmiyorum ki. Yine bir şeyler, bir şeyler işte. Motorumu alayım. Şoşsam aldı beni. Mekanda FPS düşmüyor. Mekanda yayındaki FPS düşüyor. O çok garip. Çeksene şunu. Tamam. Benim motorumu kim aldı buradan? Nasıl yani? Yok motorum. Ya şeydir, yanlışlıkla biri işte. Evet, fark ettim. Gideyim de alayım. Veya sen beni bıraksana, bu da gitmesin buradan ya. Tamam, ben bırakırım. Hayır, orası değişecek. Sınırlar bir daha çizildiği zaman. Şimdilik öylesine koyduk onu. Geçen gün kalabalık geldi ya. Mekandayken dün yayında drop oluyordu, benim de mekan dışı olmuyordu. Tamam işte, yayına droplu gidiyor, onu bilmiyorum niye. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir mekaniğe geçme Geliyor mu? şansınız var mı? Geçelim gel. Geliyor gel. Mekaniğe geçiyoruz bizim. Tamam, sesim geliyor değil mi? Geliyor ya. Gelmesi sana nasıl cevap vereyim, sağ ol. Bir toplanmamız Bana cevap lazım verdin birazdan anam. mekanda. Okey, mekaniğe geçeceğim ben de. Mekanik lazım. Tamam, gelin Sana oraya o zaman, gelirken bir orada kahve toplanalım. alsan bana lütfen. Ne alayım? Kahve. Arigato. Şirok'un o ses senin motorundan mı geliyor yoksa benim motorumdan mı geliyor? Seninkinden geliyordur, ben Kiminkinden yapıyorum. geliyor? Kaza olmaz ya. Ama tamir edecek malzeme yok Senin bende. motorunu sileyim. Olur, teşekkür ederim. Senin motoruna mı bakılacak Rin? Aynen Rüysam'a.
Olmaz olmaz. Das das das. Senin motoru sileyim ben. Sil bakalım. Kuş ama. Bayılıyorum ya. Yarın bir gün internette ben şeyim diyen herkese inanacak bir tip daha amına Beni koyayım. Ben duyuyorsunuz mu? peygamberim dese gidip tapacak orospu evladı. Biraz durgun gibi etraf. Yo. Ne bileyim, garip bir sessizlik seziyorum. Garip bir sessizlik. Aynen öyle. Tişörtüm nasıl sence Şirak'ın? Ben çok beğendiğimi söyledim ya. Ha, doğru, Apex'e harika. yatırdım. Biraz dövmelerim görünsün istedim. Güzel. Benim ceket nasıl? Sen her zaman mükemmelsin. Ah, bu okey. Arigato. Mekana geçelim mi? Sana'yı bekleyelim mi? Yani o da buraya geliyorsa burada konuşalım direkt. Şoysama da vardı. Şoysama Şoysama, mekaniğe mekaniğe gelsene, gelsene burada burada konuşacakmışız. konuşacakmışız. Sana Tamam, sen de sen de gel gel hızlı. hızlı. Geliyorum, kahve aldım sana. Arigato. Arigato. Sanırım hocam konuşmaya değmez. Buna bir tamir lazım diye tıkırdıyor. Hallederim. Tıkırdamasına kanekit var mı buralarda? Arigato. Hayır. Ama balığımı var ya, Affedersiniz hocam. satmayalım. Günaydın Kanesama, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de, nasıl olsun? Yeni uyanabildim. Yorulmuşum biraz. Shoji mi var bir tek? Başka kim uyanık şu an? Aynen. Bakayım mı ben herkese tek tek? Bakma, gerek Belki yok. telsize girmeyi unutmuşlardır. Tamam o zaman. Şu işlemeyi arayayım mı? Sanki telsiz duymuyor gibi. Bu ara. Aradım. Ya ben Ha tamam, zaten cevap vermeyince siyah duymadım çekmek sandım. istiyorum. Motor da V3'te yeni motor Tamam. gelince onu siyah yapacağım. Biraz moralim mi bozuk acaba şu iş zaman? Kimin? Niye? Ne bileyim, bu Sarhoş biraz. sessiz konuşmuyor bugün. Bir garipti yani. Yorgundur belki. Bir de değil mi etkinlik? Şık bir şeyleriniz var mı? Var takımım Var. var. Gömlek var. Tamam, bir saniye, ben telefonla konuşup geliyorum. Çık mı giyineyim? Bu hafta sonu. Double'a siyah yakışmıyor ya. Denedim de hiç güzel durmuyordu. Yeni motor gelirse bize kalır mı acaba? Yani... Böyle. Alo Alo. kanecim, ne haber? İyi, bir şey soracağım. Ha. Garson istemişsin ya, istemiştin Evet. ya. Evet. O haricinde mi 4 kişi geleceğiz peki biz? O haricinde 4 kişi. Evet, Tamam, barmen okey. farklı. Şey, Tamam. garson farklı. Okey. Okey. Peki Garsonun kimi kimdi? İsmi neydi? işte Garsonun seçeceğim ismi neydi? zaman işte onu ayarlayacağım şimdi. Onu ayarladıktan sonra seni mi arasın? Ne yapsın? Beni arasın. Ya da beni arasın, beni arasın. Okey. Liza'yı ya da beni, ikimizden Okey. birine, Okey. hangisimize ulaşırsın. Tamam, haydi. Okey, bye bye. Haydi. Rin. Hay. Garsonluk yapar mısın bugün? Ya da Şira? Yani gerekiyorsa yaparım da, benim çok tecrübem yok. Düşürürüm falan, önemli bir şey mi? Önemli bir şey. Yani istiyorsan yapayım ama
Bir şey yapabilirim. Heyecanlandım. Tamam, Shiro yapsın o zaman. Tamam, yaparım. Sıkıntı yok. Okey. Mirza'yı arasana. Kane garson olarak beni şey yaptı de. Mirza'ya söyle. Tamam. Yani ben o konuda sana mesaj atmıştım da zaten haberin vardır diye şey yapmadım çok. Ya vardı, unutmuştum da mesajı görünce aklıma geldi işte. Senin ellerin titriyor biraz böyle durumlarda. Ya ben belki şey, burada olmayabilirim. Burada olursam zaten hikayeli oyun oynarız. Hatırlıyorum bunu. Şey, seni yıkadığımız günü. Hatırladım. Yanımda yıkandın. Evet, sorma, bana da patladı ya. Çocuğum hoş geldin. Hoş geldin Çocuğum'a. Hoş bulduk. İyi misin? İyi misin? İyi. Tamam, şimdi hazır herkes burada. Akşam davet var. Şık giyinmeniz lazım. Bu bütün şeyin elbisini attığı bütün, mı? Evet, iş adamlarını toplayacaklarmış. Şöyle bir ortam olacakmış. Bu dörtlü gideceğiz oraya. Çünkü başka kimse yok zaten. Hay. Shiro da orada garsonluk yapar. Garson istediler bir tane. Hay. O da orada olur yani. Ayarlayalım. Bir bilgi var mı toplantıyla ilgili? Yok yani, bilmiyorum. İş adamlarını topluyorlarmış. İşletme sahibi olanları yani. Hı-hı. Bayağı büyük adamlar olacak falan dendi. Okey. Bunda var gideceğiz, bir şeyler. Bilmiyorum giyelim. Başka hiçbir şey. Bir giyin bakayım şey kombinlerinizi. Giyin gelin hadi. Giyin hemen. Şık kombin. Sen de söyle ama sen iyi olduğuna emin misin? İyi, ha, bir moralim niye? Bozuk gibi. Yok, böyle iyiyim bir gayet. Şeyin var gibi. Biz beyaz gömleği giyeriz büyük ihtimalle ya. Gelsinler de bir bakayım. Abi Kanada manita işi yok mu? Şurada kıyafetçi yok. Niye gitmedik? Ben buraya dur geleyim. Aşık ya Liza ya. Olacak ama değil mi? Ne olacak ya? Aşık abi. Rüyü sana bir şey sorabilir miyim? Hay. Eldiven sıkıntı mı acaba? Yani bilmiyorum, sana kalmış. Göze batmıyorsa eğer. Yani parmak arası, parmaklarım açık. Parmak arası neydi? Yani bilmiyorum. Sıkıntı olmaz ya. Renk tercihimizin de bir önemi yoktur herhalde değil mi? Şık olsun da renk tercihin dert değil. Okay. Chat o kadar aç ki her şeye herkese şıp atıyorlar nickten sonra. Of Punk Souls. Ben böyle mi gideceksin? Hı. Bu şık değil yalnız. Nasıl değil ya? Shiro, dalga mı geçiyorsun? Yo. Oğlum oduncu gömlek bu üstündeki. Değil bu arada, normal kumaş. Şimdi gidip sıkacağım kafasına ya. Her gün giydiğin şeyi niye giyip geliyorsun oğlum?
Ben her gün mü giyiyorum bunu? Evet. Ben daha önce kırmızı bir şeyle görmüş olamazsın. Yeni yaptım çünkü ben bunu. Senin ben şık anlayışını... Ben de max bu kadar yapacak bir şey. Garson olacağım bir de. Böyle mi garson olacaksın? Sana hatta şey vermediler mi dress code? Hayır. Şık olsun yeter dediler bana sadece. Bu mu şık? Ne bileyim. Yani... Efendim? Alo? Efendim? Shiro'ya böyle bir dress code bir şey vermedin mi ya? Dress code derken? Yani nasıl giyinmesi gerekiyor falan, garsonluk yapacak ya. Söylediğim, dedim ki resmi ol dedim. Dışarıdan birisi seni gördüğü zaman garson olduğunu anlaşabilsin. Resmi bir toplantı görüşmesi çünkü dedim. Evet, o da hop, kırmızı gömlek aslında giyip gelmiş. Ben de şimdi yolladım. Sen yardımcı olur musun çünkü ona? Ben dedim bana papyon mapyon bir şeyler yap dedim. Şimdi tam okay. Da ne giyeceğini de karar vermek istemedim bana. Ona da bırakmak istedim yandan ama. Okey, okey. Tamam, çok teşekkür ederim kanka. Bye bye. Shiro. Efendim? Adam papyon mapyon bir şeyler demiş sana. Evet dedi. Evet, senin papyon anlayışı kırmızı kravat gömlek mi? Kravat takacağım dedim ben. Ya senin ben mentaliniz... Allah Allah. Olmuşsun. Olmuşsun. Arigato. Çok iyi. Neyse ben de bir giyineyim de geleyim bari. Olur, ben bekliyorum. Shiro'dan iyi amına gibi. Shiro gömlek giymiş, kollarını sıyırmış bir de. Pantolon giymiş gelmiş. Bir de diyor ki şık işte. Ya neye korna çalıyor hemen? Neye geliyorsun şu an? Viraj döndüm kanka. Evet, buyurun. Buyurun, dinliyorum. Yok yok, geç kontrollü şekilde. Hiç bekleme. Kırmızı yanıyor, bekliyorum. Geç, ben verdim izini. Ya GTA mekaniklerinde motorla sağa sola dönünce ister istemez 120'ye çıkıyor motor yani. Siz halledene kadar ben de bir telefonla konuşayım. Bu mu? Bu mu? Net beyaz bu arada. Kanesama. Hah. Bak bir bu var. İstiyorsan hangisi daha uygunsa, bir de bu var. Bu. Bu daha iyi. Bu mu? Okey. Kane iyi mi benimki? İyi, fena değil. Bot kalsın mı, ayakkabı iyi mi? Bot giy bence. Onun altına ayakkabı çok hoş durmuyor. Ya arkadaşlar takmayın, garson gibi oldu bilmem ne falan, takmayın da şık işte amına koyayım ya. Allah Allah. Siktir edin amına koyayım, istiyorsa şey gibi olsun. Ana dur, gerdanlığı değiştirince zincir gitti amına. Zincir kaçtaydı? Neyse şuradan yapacağız gene. Efendim? Gerdanlıkta mıymış şey? Okey.
Peki bunu koyayım mı? Çanta olmadı, okey. Şu şeyi de çıkartalım. Bence okey bu kombin. Benim bu kombinimde gözlük yok mu lan? Aa, ben geliyorum hemen. Hay. Bir mekanik demin telefonla görüşüp geliyor. Şuraya bak. Çocuğu. Diyor zaman Rüyü Samay'la. Öyle garip bir şey. Yok, Sano'yla Şoji Sama da geliyor. Okey. Ne o? Bir toplantıya. Ha. Bir ihtiyacınız bir şey var mı? Ben yani bir yok. Ha. Okey. Yok yok, o günle yapacağımız rol daha yapmadık. Toplantı olsun da, 1'de miydi toplantı? 1'deydi. Kanal listesindeki dance şarkısı bayağı iyi. Hangisi lan? Listenin neresinde? Rüyus ama. Hı. Şey, acelemiz yoksa balıkları satıp geleyim mi ben? Sat gel. Tamam. Bir işimiz yoksa ben de balık tutmaya gideyim buradan direkt. Okey. Dance ünlem. Ha şu.
Bu şarkı linkte de var ya. İzmir'de yok bu arada hiçbir şey. Vay. Ya. Vay. Sano yerine Kazuya'nın gelmesi daha mantıklı değil mi? En baştan beri var. Nasıl yani? Sano da var en baştan beri. Aralarında max 2 hafta fark var. Zaten o 2 haftada da rol yapmadık oğlum. Şimdi şu var. Rolde yapılan rollere göre Kane kafasında artı veya eksi veriyor kişilere. Sano mesela şey rolünde, motorla kaçırma rolünde çok aktif görev aldı. Bu yüzden Sano'nun yeri bir tık daha yüksekte Kazuya'ya göre. Kazuya sadece balıktan balığa geliyor oğlum amınak. O da vardı şeyde, olayda da. Rin mesela eksi aldı gözünde. Geldim. Azami mesela ekip dışı. Azami hiç yok Kane'nin gözünde yani. Ve bu ekibin gözünde de öyle olmaya başlıyor yavaş yavaş. Çünkü yok Azami. Ya Doğan'ın kendi rolü, ben karışmam. Ben rolde kim benimle daha çok vakit geçiriyor, kim ne işe yarıyor ona bakmak zorundayım. Bir de Azami'yi biz OC Crawl olarak şu an şeyin dışına çıkartmak durumunda kaldık, illegal olayların. Tabii bu şey demek değil. Ya yani şu an şu toplantıya götüremem mesela kendi ekibimden biri olarak, ama illegal yapabiliyoruz beraber. Ama bu yöne doğru bir rol görmedim ben Azami'den. O yüzden Azami şu an kadınlarda en düşükte duran isim yani Kane için. Soysama. Anadolu. Ya motoru aldı. Harbiden hediye motoru aldı. Hiç yok yani. Ekiple yok amına koyayım. Ben de bir lavaboya gideyim hızlıca. Okey. Kadınlarda en sevdiği kim var? Umi, Hina, Mei var. Bir de Azami var değil mi? Dördü. Parayı zaten... Hayır, parayı ben istemiyorum. Para şu an OC olarak bizim ekipte olmadığı için, yani olamadığı için daha doğrusu. O kural geldiğinden beridir ben söylüyorum zaten Doğa'ya. Atma diye. Çünkü solo illegal o şu an. Ya Umi büyük ihtimal, evet. Yani Umi, ama Umi'nin de çok hatası var mesela. Yani toplantılarda falan devamlı en öne çıkmaya çalışıyor. Hiyerarşi var bu ekibin içinde çünkü. Onu yapmaması lazım. İzin almadan konuştuğu için Sano'nun ağzını sıçtık mesela Shoji ile. Umi'ye yapmadım ama bir kere daha görürsem yapacağım. Savaş olayında geçerli, evet. Umi'nin de işte o yüzden favori bir kadın yok şu an. Yani Umi de devamlı telefonla amına. Mail legal yapamaz gibi çok nazar. Nick de ilk açtığımda silahtan her boktan hala kullanmıyor da. Korkuyordu direkt yani. Shoji Kane ile aynı rütbede mi?
Evet. Yani iki lideri gibi işte yani. 1-2. Net. Kim o? Kazuya. Ha. Ekipten çıkarıp yeni insanları alma düşüncem var mı? Rolde her şey. Erkekler arasında en besti Shoji oğlum. Her türlü Shoji yani. Yuji de mesela yok. Ya ben şeyi düşünüyorum. İlerleyen dönemde rolleri biraz böyle Tokyo Revengers kafasına sokmayı düşünüyorum zaten. Mesela favori adamlar olacak ekipte. O favori adamların altında ikişer tane sorumlu olduğu kişiler olacak falan filan, anladın mı? Mesela sana diyeceğim ki sen Hina'yla Rin'den şeysin, sorumlusun. Sana onların başında olacak. İşte Shoji'ye demem de, Shoji ile ikisi lider. Shiro'ya diyeceğim ki sen işte Kazuya ile Umi'nin. Veya işte Kazuya'ya diyeceğim sen Shiro ile Umi'nin. Bu roller gösterecek bunu. Şu an zaten Shoji, Shiro, Sano, Kazuya diye gidiyor erkekler. Rin'in kendini kanıtlaması lazım. Rin şu an çok şey, pasif. Pasif değil de yani çok hata yapmaya müsait davranışlar sergilediği için hani daha böyle çok şey yapamıyor Rin'e. Çocuk olarak görüyor, toy yani. Ki o da öyle oynuyor zaten, toy olsun diye açtı o çarı. Kane ile Shoji, Mikey ile Drake. Aynen o mantık işte. Rin senin kombin çok iyi ya. Bence arigato, arigato. Oturalım ya böyle ayakta duracağımızı bu ara. Senin kombine baktıkça yaralıyorum her seferinde ya. Bu kombini çok severek yaptım ya. Evet süper. Kimsin daha ileride yapması. Ama mesela... ikimiz sana... Ekip itibarı arttıkça ekstra üye alabileceksin ya, o zaman mesela bölükler olacak ayrı ayrı. Toman kafası işte tam ya. Biraz geç yaptın, kalbimi kırdın, bilgin olsun. Oturmaya çalışıyordum da, sövme sen. Şurok'un? Efendim? Çok iyi olmuş. Hayatın silahı galiba bulamam sana. Allah'a saygın bir hikayesi var mı? Yani olay şu, tamamen yaş. Zaten yaşça büyük kan hepsinden. İyi eğlence oldu sana. Bir de abi gibi hepsini kolunun altına aldığından, yani topladığından dolayı saygı çok duyuluyor. Yoksa karakterlerin hiçbiri, yani hiçbiri demeyeyim de çoğunluğu zaten illegalde bulunmamış hiç. Ya fikirlerine saygı duyuyorlar. Yoksa mesela Sano atıyorum belki daha iyi bazı konularda Kanada'dan. Takashi'nin illegalle alakası olmayacak, hayır. Shiro'nun papyon iyi olmuş, beğendim. Teşekkür ederim. İşte şık kravattan olmuşsun şimdi. Papyona bak. Tamam her şeyi geçtim, tamam onu bunu ekip geçtim de belli maske Japonlar olmazmış dışında derken. E zaten. Zaten. Biz bile takmayacağız büyük ihtimal. Rin'in Hina'ya bağlılığı bayağı sorun. Bana da öyle geliyor. O yüzden muallakta ya Rin. Şey olarak yani. Toy işte. Japon dışı almam ekibe ya. Zaten güzel rol çıkartacak. Kimsenin şeyine karışmıyorum. Solo'da ne yapıyor? Ne ediyor? Kimle ne ilişkisi var karışmıyorum. Herkes kendi rolü yani. Irkçılık değil lan. Ne ırkçılığı amına? Haritam gibi davranma.
Ya şu olabilir. Restorana falan alınabilir. Benim daha veriyorum fikirlerim abi. De var. Sunucuda mekan olarak düşündüğüm şeyler var. Mesela onlar da açılırsa oraları hep zaten legal çağrıları doldurmayı düşünüyorum. Bizim orada çalışmamızın anlamı yok. Biz sadece oralara gidip orada bulunacağız. İşte falan filan. Oo, May geldi. Hoş geldin Meyçan. Motor jantı yok sunucuda. Motorların sadece arka tekeri değişiyor. Mesela Azami'yi nerede konacağız? Biz nerede işimize yarayacak? Ne yapıyorsunuz? Yani infolamada İyi, olabilir. İyi oturuyoruz bu toplantıya. Abi Azami ile ilgili hiçbir rol düşünemiyorum şu an. Çünkü Azami ekibi o kadar uzak rol yapıyor ki. Olmuş. Yok yani. Tanımıyorum abi karakteri. Nasıl rol paslayabilirim öyle ki? Öyle zaten. Papyon gördün mü? İki gün rol yaptık. Üçüncü gün dan itibaren görmedim ben Azami ekiple. Gülün gülün. Sıkıntı yok. May. Ben korktum. Sen ne giymişsin? Etek sıkıntı. Ben tam diyecektim. Bir süre böyleyim. İki tane koskoca adamı ne hale soktun görüyor musun? Bir tane etek ya. Bir tane etekle ne hale etektir geliyorlar ya. Etektir ya. Alt tarafı ah, etek ya. Ne kadar büyüksün. Çocuğu sakin. Sakin ol. Çocuğu sana yapma. Değmez. Bırak kamisinden bulsun. Ben yiyecek bir şeyler almam lazım. Kanes ama bu... Alayım ben. Bu son zamanlarda olur. Vega falan çok yanında. O ne tam olarak? Çoğu zamanın... Ne yani? İki arkadaş güzel vakit geçiremez mi? Yalnız ne oluyor? Geçen gün çok güzel giyinmişti. Başka bir şey demiyorum. Evet, evet. Böyle tam senin tarzın gibi giyiniyor. Böyle bir ufak Japon Kane, maskesi falan gördüm geçen. Yanlış anlama ama... Hmm. Neymiş? Hiçbir iş değil. Hmm. Bu Vega falan dün sahilde de böyle bir yanına oturdun böyle o bir bacağına uzandı falan anlamadım. Ne çok. Zaman ya? Sahilde işte 3 gün önce. He. Bebe ya. Haberi var mı? Sen ne şey... Sen şey mi oldun şimdi bu fan club kuruluşlar oluyor ya sen VFC mi? Yok ben hiçbir şey FC. Ha, ya o KFC ise. KFC'de yok mu? O KFC deyince biraz reklam almış gibi oldum ama. Basmaz umarım. Öyle bir geliyor yanına vakit falan. İyi, Japon olmayan insan alma fikrim yok ya. Arkadaş keyifli vakit geçiriyor. Keyifli vakitleri geçiriyor. Doğru. Çok iyi. Ne diyorsun şu Sema Vega hakkında nasıl bir düşüncen var mesela? Ya iyi bence iyi bir kadın. Problem yok bence yani. Sen niye televizyona röportaj veren adamlar gibi böyle çekingen konuşuyorsun? Yani iyi oldu yani. Şimdi Kane yanlış anlamasın diye şey yapıyorum. Şirokun sen yani. Çok yorum yapmasan mı o papyonla? Özür dilerim Sumimasen. Ben şöyle geçeyim de. Kane senin FC var mı Kane? Benim şahsi olarak çok beğendiğim biri olduğunu mu soruyorsun? Ya evet aşağı yukarı. Yok. Ya da var da bize mi söylemiyorsun? Ne yok kim yok. Acaba? Gerçekten yok ya. Tamam Kanes ama sen öyle diyorsun haklısın yani. Sana ya düşüneyim var şöyle. Mı? Benim bütün kadınlar ya. Çok iyi. Genel benim radar herkese açık. Şiro? Juliet onunki. Ha doğru Juliet. Evet. Araları düzelmiş galiba öyle duyumlar aldım. Bir ben duyum söyledim aldın? Çünkü. Bir duyum mu aldın? Direkt Şiro'dan aldım duyumu. Direkt benden aldı direkt. Sonuçta kız yok abi çok da seçici olmuş. Şirok'un hazır ol. Evet hareket etme. Ah. Tamam asker rahat. Nasıl bir duruş ya? Böyle duracağım bu arada orada. Ve özel bir ricam var ufak. Ben orada Shiro değilim. Ve bugünü unutalım. Bugün asla o papyonu asla unutamam. Adımı unuturum onu unutmam. Moda ikonusun.
Senin kekete bak. Mükemmel. Zorla papyon beyaz şey. Şöyle vereyim. Elbise ben sana bir şey diyeyim mi? O boyunluğu çıkaralım bence. Daha şık olacaksın. Benim boyunluğu mu? Evet, gel. Aa, onu çıkaralım gel. Hay, çıkartın aynen. Bence de. Unutmuşum ya motor sürüyor. Gel ben sana bir tarz öğreteyim gel. Derken tarz değil zaten. Bana beğenmez daha sonra. Afiyet olsun. Nasıl koşuyorsun? Gel gel. Ne yapayım yani? Çabuk değiştir bak, yine beğenmez onu. Boş beğenme. Verin. Fakir beğenmezse adam beğenmesin, ne yapayım yani? Gel tabii, gel kane buradayken fakir adam bir tek annesi sever. Canım Duo yapmak istemiyor gibi geliyor. Söyle de bilelim öyle bir şey varsa. Yani ben Duo rolü çok seven bir adam değilim zaten. Fakir adam annesi sever. Görüyor musun? Sanzu, herkes Sanzu bir FC kane ya. Evet evet. Nick'te bu boyunluğu taktığın günün amık abi. Nick'te o boyunluk, Kanada'da o bacak çantası. Nasıl oturuyorum? Çok sığmıyor çok gibi. Gelip biri ortaya oturacakmış gibi. Abi sanki bir kere Duo yapsam bütün chat susacak gibime geliyor. Sustuktan sonra sol devam. Ama bu yakışıklı kanede Duo yapar bakalım, ne zaman gösterir de. Gel otur kucuğum. Dedi bunu 40 yıl hava karakteri. Ama bizim Derin'le rol anlayışımız çok aynı. Yani çok aynı. Ne? Derin'le. Sen ne yaptın? Maskeye vurdu eliyle sanırım da. Rol yaptı. Herkesle flörtleşmek Duo'dan daha iyi değil mi abi? Bence öyle. Abi ama Ahu'yla sıfırdan tanışsaydınız o kadar... Sıfırdan tanıştık ya biz rolde. Tamamen karakterler denk geldi yani. Oğlum Ahu karakteri yaratıldığında Can'a Duo olsun diye yaratılmadı ki. O ki de doğru rol asla yapmam diyordu, görüyoruz halini. Yo ben... Yani 2 yıldır bunu asla yapmam demiyorum zaten. Yani 2 yıldır doğru rol yapmıyorum. Öbürlerini tam tamamlıyor. Ahu ya da Can Kuro'yu başka Doğu Çar'la hayal edemiyorum. Uyuşmuyor hiçbir çar kafamda. Öyle öyle. Yosun abla hoş geldin. Restoranın parası. Restoranın parası hala belli değil ki. Geliyorum gidiyorum Doğu muhabbet. Öyle abla ne yapacaksın? Abi zaten ben senin mıcık mıcık Duo rol yaparken hayal edemiyorum ben de. Otomatımızı çalmışlar. Götürdüler onu boşaltıp. Bayağıdır. O bayağıdır. Bozuk o. Of ya. Restoranda hı, bar bizim. Aynen. Buraya gelmez herhalde geri otomat ya, çok pahalıydı. Almıyordum buraya geri. Masraf. Boş ver. Ben bulurum sana otomat. Arigato. Abim canlı olmayınca hissedemiyor, nasıl yani? Wow 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 Yusun abla, bu ne demek bu? Saat kaçtaymış toplantı? Bilmiyorum ki. Bir arayayım. Hadi bakalım.
Efendim kanıyor. Kaçta bu toplantı bizim? 1,5 saat sonra. Okey, tamam. Tamam, haydi bakalım. Tamamdır baba. Tam duyamadım gibi. 1,5 saat sonra. 1,5 saat nereden baksan... Zaman hızlı geçiyor ya, 30 dakika gibi geçer. Aynen öyle. Yarım saat eder ya. Oğlum 30 dakika la, 3'te çarpıyoruz ya rolde. 1,5 saat dedi o. May gelmeyecek. Harbiden ha, madem dua yapmayacaksın neden yakışıklı çağır yapıyorsun? Git Yaşar Gamow gibi bir şey yap. Haklı. Alo, efendim? Ya ben bir James mainlemem var benim aslında. Alo, James'i mainleyeceğim. Hiç bana duoda sormayacaksınız. Var mı bir şey? Mekaniğe gel. Hadi. Kim o? Azami. Evet, timer'ı başlat. Bakayım hemen. Telefonumda var mıydı benim timer? Supra sesi. Duyar mıyım? Vutututututu. Şimdi duyarız ama. Onun yerine rim veriyor aragaz. Konnichiwa Azami. Kanesama ne güzel oturmuşsun öyle. Aşaktan hep. Bizim sığınıyor. Daha aşaktan. Daha aşaktan. Ne oldu siz ya? Siz otursanıza niye ayakta bekliyorsunuz? Yüzüklerim nasıl? Çok iyi de. Eldivenin üstüne yüzük mü taktın şey mi sen Rin? Ya sana dedim sana işte ya. Dünyanın bence en kötü ikilisi. Eldivensiz. Evet bu arada. Hayır eldivensiz. Bence yüzükler kötü olduğu için eldivensiz de daha kötü duruyor emin olun ben baktım. Ben yani eldivenliyken daha da kötü duruyor ama. Şöyle nasıl mesela? Yüzükler çok iyi. Kötü bence. Bence ötekilerini takmalıydı. Of. Sana yaptırıyor sana. Ben yüzüğü direkt takma dedim sana. Ne demek sana yaptı? Yüzük güzeldi ama. Hayır bence çok çirkin bu yani. Ben bunu... Ekibe Hintli biri. Yok ki Hintli rol yapan. Ya yüzüğünü çıkart ya eldivenini çıkart bence. Bence yüzüğü çıkart. Kolye tak onun yerine. Ben öyle söylemiştim en başta. Sen yüzük çok güzel dedin. 8 tane yüzük var parmağında. Çıkaracağım yüzüğü bir saniye. Çıkartılabiliyor mu lan yüzük öyle? Ha, böyle, ya böyle ya eldivensiz. Başka bir yüzük taksan peki? Yok. Tamam. Ya bir tane daha var. Aslında. Hayır bir tane daha var. O daha güzeldi. Benim ilk gösterdiğim sana. Bunda çok fazla yüzük var. O yüzden çok kalabalık duruyor. Güzel ben çok beğendim. Yani. Bahtiyar'ın kızı Hintlilere benziyor. Maksimum parmağında 3 tane falan olmalı. Başka belki zaman takacağım. Yani. Duysa ben dedim eldivenli olmaz diye. Bu da böyle iyi dedim. Çıkart. Çıkardım ya. Hala beni kötülüyor ya. Ben takma eldiveni dedim. Çıkarmayacağım. Eldiven güzel. Bence sana o iyi giyiniyor. Arigato. Kanesama. Kendine has bir tarzı var. Nasıl? Benim yok mu? Yani senin de var ama işte az önceki kararın kötüydü bence. O salonun kararıydı. Hayır o benim kararım değil. Ya şunu anla lan. Sen dedin. Sakin. Sana ya kavga ben... ederim. Anla lan. Kavga vermişim uzaylar benden. Benim ilk gösterdiğim yüzüğü taksaydın onu daha çok beğeneceklerdi. Ki ben en başta yüzük çok kötü. O yüzden oğlum, bir kolyeyi yüzünden, birbirinizi yüzünden kırmayın. Tarzım lekelendi şu an. Yani neyin birbirinizi tarzı? Birbirinizi kırmayın. Derken nasıl neyin tarzı? 5 yaşındaki kız kardeşim gibi tarzın var. Çocuk gibi giyiniyorsun. Ne diyor? Ne diyor? Niye böyle şeyler söylüyorsun? Ne?
Özür dilerim. Eline sarıl. Suyma sen. Çok kıllı baba. Bir kıyafet yüzünden birbirinizi kırmayın. Ama çok, geçen çok geldi. Sevdim. Ama geçen geldi, sırtında pembeli bir şeyler giymiş, bir tane hina giydirmiş. Bana gösteriyor çocuk ne gibi yani. Ya? Karpuz yiyen kızı mı diyor? Karpuz yiyen kız giyiyorsun. Karpuz üstüne. Yiyen kız çok, çok güzel bu arada. O çok güzel, herkes evet. Beğendi. Karpuz yiyen kız. Herkes beğendi değil, May beğendi. May'e gidip bir tane oyuncak ayı alsam, aa ne güzel ya bu der. Derim, doğru. Sana bugün ofansif mi? Sana yeter bugün artık. Zorba. 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 Öyle misin sen ya? Biraz sadece biri. Sadece Rene zorbalık yapıyorum mu? Diğerleri ne yemiyor? Zorbalık fiziksel olmaz. Bazen mental oluyor işte. Aynı bu şekilde. Hayır. Tamam sen, üzülmerim. Ben seni çok iyi yediriyorum. Beni masum buldu. Beni masum buldu. Üstüme geliyor. Ben bu masayı çok sevdim. Hadi burada bekleyeceğimize ya. Gidelim. Bizi bir mekanda bekleyelim ya. Oturalım orada rahat rahat. Oyuncak ayı buldum köşede. Wow. May bak. Ver May'e. May'e. May. Oyuncak ayı buldum. Ne kadar tatlı ya bu. Teşekkür ederim. Ayıyı verir. Aa, ayıcığı alır. Sıra bende mi? Sana. Yalan bullemiyorum. Çok zorba bir adam oldu bu ya. Saçını bile kendin yapamadın ki. Rüysama yaptın. Konuşuyorsun. Tarz sahibi adam. Örnek alıyorum. Ne yapayım? Lütfen sakin olun. Yapmayın çocuklar. Lütfen tarzım boşanmayın. Ben her zaman söylerim. Tarzıma güveniyorum ama tarz yaparsam da Kane Sama'ya sorarım buna. Ben buna boşanmıyorum. Hadi git İnan'a ya. Yalnız İnan'a git, biraz ağır olur. Ben telsizde miyim? Hayır. Evet. Tamam. Ben biliyorum onu. O ne ya? Ne yapıyor ya bu? O ne? May yapıyor, May. Toplantıya doğru mu? Hayır, dükkana doğru. Okey, balık var, satıp geliyorum. Çoysam otoban faresi gibi sürersen kaza yapardım. Düzelecek, o motor sesi düzelecek. O koltuk oradaydı değil mi? Ben unuttum ya. Bir perde indi gözüme. Düzelecek, düzelecek. O da düzelecek. Düzeleceğiz, düzeleceğiz. Gel gel. Motor bile süremiyor. Gelmiş tarzıma laf edin. Sen bir takıldın gibi. Şu sinirlendim motorları Karesama'ya göre park etmeyi artık öğrenemedin. O son söylediğine, son söylediğine çok sinirlendim. Ne kadar daha söylemeliyim mesela bunu? Choysama sen yorulma, ben şey yapayım motoru. Arada kayıyor ya. Oturalım bari. Köşedeki manken. Salın ezdiği koltuklarımıza. Hadi iyisin hadi. Arigato şurokun. Şöyle oturayım. Arkadaşlar yani. Koltuk ayının ayı koltuğuymuş. Artık o ayınınmış. Ya ayıya bak. Yanıma oturma ya. Tamam Sumima sen ya. Kalbimi çok kırdın ya. Şurada dur. O son söyledi. Artık son söyledi. Ayıcık. 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 Ayıcığı beğendin mi? Beğendim. Arigato. Tamam. Ayıcık. 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 Şurokun o papyonun o ses pek uymadı yalnız.
Bu dilemek inanılmaz. Umarım döver. Ben bu adamdan nasıl kaçayım, yorulmuyor ki. Dövsene onu ya. Ya. Peki de. Tekiydi. Ha peki. Tekiydi derken. Kim, ben mi? Hadi da başlasın artık şu etkinlik. Biraz zorba gülümden uyandım galiba. Bitmedi. Şurada sigara içeyim. Yapmıyoruz. Çok içiyorsun. Şunu yapmıyoruz işte. Çok içiyorsun sigara. İç sen. Nereden biliyorsun bunu? Çok nasıl içmiyorum. Nereden biliyorum? Yanımdasın sürekli. Çok içmiyorum ama. Neyse, sola doğru üfle de. Neyse, yine Sano'yu düşündüm istemeden. Sinirliyim. Sağa üfle. Sağa doğru üfle. O disk bozulma masken olayının aynısını ben de yaşamıştım. Umarım ölürüm bir gün de. Ağlarsın mezarımda. Ölme. Hani ikimizlik? Ağlar. Ben ama gidiyorum kalbim, arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kırdı. İyi partiler size. İyi görevler. İyi çalışmalar. Papyon unutma. Papyonunu tak ha, harbiden. Arigato mi? Ama bir şey diyeceğim. Bu fiziki zorbalık yalnız. Hak ettin. Evet öyle. Duruşumu bozmadım. Büyük adamsın ya. Sağ ol. Ayıcık. Arigato. Ayıcık. Ya ayıcık. Brandalar da sağlammış ya. Japon işi sağlam. Çok istemez, sen oturacaksan ben kalkayım. Niye oturmadın sen? Öyle genç adamım ya, niye otur? Ayıcık. Tamam. Evet, evet, bir şansın da gelmesiyle. İyi, tamam, aynen. Sen? Aynı bugün ya. Bir rekor kırıldı Azami. Ne oldu ya? Yok. Ben motoru derken çatının oradaki her zaman fark ettiğimiz yere fark ettim bu arada. Fark etmek isterseniz. Yani 15 dakika oldu galiba. Ya genel olarak bu arada evden çok çıkmıyorum. Aranız mı açıldı? Hayır, ben şey anlamadım. Ne iş? İlk günkü heyecanı nasıl kalmamış iş olabilir. Bu işin heyecanı da önemli tabi. Tabi gün 24 sen saat 23 bileceksin saatini beraber geçirince tabi heyecanı kalmayabiliyor. Bazen. Sen nereden bileceksin derken? Siz birbirinizi biraz sevseniz mi? Sen benim bu zamana kadar kaç tane sevgilim olduğumun farkında değilsin herhalde. Kaç tane Sano? Kaç tane? Bir. Çok iyi. Farkında değilseniz olun artık bir tane. Hani artık biri diye söyledim, bu bir artist değil. Artık farkındayım. Bir niye tane sevgin oldum. Hani bilin istedim yani, aileyiz sonuçta. Bilginiz niye ayrıldınız olsun diye soruyor Azami. Heyecanı kalın. Doğru diye, önemli tabii bu işlerde. Heyecanı bitti yani. Yoktu peki, ki benim de bir vutututututu sen yapan var. Peki sen benim kaç tane sevgilim olduğunu biliyor musun? Alo. Artık 1-0 derdim önceden. 1. Wow. Peki Ruiz, ama senin kaç tane oldu? Hmm, bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum. Senin manitan değil de çok takıldığın olmuş gibi Ruiz, ama böyle senin gece hayatın bir darbeli matkap olabilir mi? Bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum. Darbeli matkap derken? Yorumları i̇şte açıklayayım. Mesela Azami'nin vututututu ya işte Ruiz da mesela vututututu. Peki biraz da Shoji Sama'dan konuşalım. Senin kaç tane oldu Shoji Sama? Ben ya, hızlı takıldım genelde. Yani gözüm olmadı sevgililikte. Anladım. Mei, senin kaç tane oldu acaba? Olmadı. Olmadı mı hiç? Olmadı. Baban mı izin vermedi yoksa?
Yok, olmadı. Zaten 20 yaşındayım. Doğru. Ben de 20 yaşındayım. Bu arada benim bir tane oldu dedim ama o sevgili sayısıydı bu arada. Yanlış olmasın. Takıldıklarımı söyledim. Pardon. Pardon darbeli matkap. Çok pardon. Yani takıldıklarımı söylemedim. O sevgilim olan birdi. Takıldıklarımı sayarsam... Dirilmeşin. Kim dedim? Japanese ninja. Çok iyi şarkı. Çok iyi şarkı. Japanese drill machine mi? Yes. Japanese drill machine seni. Kim bilir kaç tane asfaltı deldin. Yok, onun da sayısı bir işte. Sevgilimle de takılıyorduk ya aynı zamanda. Peki Azami-chan, senin kaç tane sevgilin oldu? Ne? Biraz bağır. Sayıyor 1, 2, 3, 4. 5. 5 mi? Çokmuş. Nasıl 5 ya? Ne ya? Sizin azmış bu arada. Sen? Yok, ben genelde reddediyorum ya, ben sevmiyorum. Pardon. Ay Sano ya, şakacı şey seni. Çok havalı adam ya. Farkındaysanız kendimi az önce iki kere gömdüm, birazcık da ölmem gerekiyor şimdi. Bunun harika bir insansın. Zaman. Sana. Arigato. Neyse, sen beni günde iki vakit översin artık. Ben seni hep övüyorum zaten. Tamam. Çok seviyorum seni. Ben de çok seviyorum. Ama ben seni hep hayatım boyunca övmüşüm benim gibi hissediyorum. Benim OC 5 falandır ama ya. Manita. Çok sıkıldım bu durumu. Ben daha sıkılmadım. Büyük ihtimal 5 falandır. Yani ben bilmiyorum ya. Bir Sano'yu övüyorum zaten, onun dışında insan övmüyorum yere. Benim işim bu ya. Direkt işim ya. Yani. 40 yıllık hayatta ya. Beşi. Nasıl oluyor öyle? Birinden ayrılınca diğerine hemen geçiliyor mu? Ya tamam da bunlar şey değil. Takıldığımı saymıyorum canım. Yıldırmayan bir şey değil ki sonuçta. Ne bileyim. Mesela düşünüyorum şu an. İlk sevgilim 16 yaşındaydım mesela gibi. O zamandan da bayağı bir zaman geçti yani. Şimdi doğru aslında. Yaşında olduğunu düşünürsek 10 sene. 26 mı? 24 değil mi? 24 mi? 24. Tamam. Doğru. 8 senede 5 sevgili gayet... Çok çok soğuk kanalsın Azam için. Çok salak. Çok soğuk kanalsın. Soğuk kanlı ya. Çok soğuk kan. Çok soğuk kanlısın sana. Yakaladın mı? Ay yakaladı Azam. Şey mi bu? Ara beni. Onu diyorum ya. Bir sana da yakaladım. İyisiniz. Ben birazcık daha işin makarasında. Sen biraz enayisin ya. Ne oluyor ya? Galiba hurdacı geliyor. Hurdacı. Galiba. Şu an İzmir'den Konya'ya gidiyorum. Öyle söz ediyorum. Genelde uzun... yollarda yakın. Bizi izliyorlar. Hayır. Ne haber? Uzun sürdüğü İyi için yayın. Senden ne haber? İyi ya, ne olsun. Güzel. Çok şıksın yine. Araya benim 3 tanesi dilişkeme, 2 tanesi benden ayrıldığında ben hala seni izliyordum. Onlar gitti, sen kaldın kral. Ah lan. Bir ona bir alternatif bak istersen. Ayıcık. Yok ya artık. Ayıcık. Ayıcık. Ayıcık ya. Baksana koltuklarına gidiyor. Saat 5'te gidiyorsun. Çok, çok geç. O nasıl bir gülüştü? Aklıma başka bir şey geldi şuradan. Of ya. Raysa. Ki Azami Geralt'la mı 5 yoksa o olmadan mı 5? Şey reni dükkanı. Eyvallah duymuşuz. Mey sen yapma bakalım. Tamam. Altındaki etekle 2 tane adamı delilendirecek şimdi. Gel. Komen. Dök derken. Unutmuştum ya adamda. Çok büyük ya. Ejderha. Kudretli bir şey. Gerçek motor sesi duyuyorum. O. Geliyorlar. Onlar gidiyorlar. Gerçek motorcular. Şarjis ama kendine gel. Aynısı sen yaptım. Gerçek motor değilsin. Bence aynısı. Telefon kabıma bak. Bakayım. Oo. Çok iyi çok değil güzel. Mi? Alayım sana da.
Ara da olur. Tamam, sen de alacağım. Arigato. Bu arada ben bir etkinlik olsam 5 dakikaya falan başlardım, haberiniz olsun. Öngörülü olmana bayılıyorum ya. Harika bir insan. Ben o zaman 5 dakika geliyorum. 5 dakika başlardım. Ben yine işim de. Sonra rol sırasında bir şişe gitmeyeyim chat. Oğlum çok yapamam. Sen az önce... Prostat değil lan. İki tane kupa kahve içtim. Sabahtan beri soda içtim ve su içiyorum hala. Burası tuvaletmiş. Geliyorum. Prostat falan değil. Arkadaşlar, siz hiç RP yaptınız mı? Yayın yapıp. Niyeyse çok çiş getiriyor. Cevapını vermeyeceğim. Geldim bile. Bak bu yani bu. Bu kadar ya. Bu. Uçar dans edebiliyor ya. Günlük dozumuzu aldığımıza göre. Biz yavaştan geçsek mi acaba? Bir arayıp sor istiyorsan kanacama. 10 dakika kalmış zaten. Efendim? Biz yavaştan geçelim mi? Tabii misafirler geliyor, siz de gelin. Okey tamam. Söyüş sabah bitti şarkı. Tamamdır aynen. Ama istersen dans edebilirsin tabii. O zaman biz geçiyoruz. Hayır. Dükkan size bakar. Emanet. Yol bizi arar. Güneş doğar ardından. Sanzu. Sanzu bildim. Art of War bildim. Sanzu Art of War. Falan filan. Bu toplantı evet. Böyle dikkat sıkıntılı edin. Bir toplantı mı yoksa öyle normal? Bilmiyorum ki iş adamları dediğine göre business herhalde. Okay. Business class falan da. Nerede? Biz iş adamıyız. Çatıda. Okay. Restoranımız var. Mi ayıcı besle yemek var bak acıkıyor. Japanese ninja.
Lan kız sarılıyordu mu? Kime? Shiro orada ya. Kime salladı? Ben de diyorum Geralt neden gelmedi? Buradaymış ya. O da iş adamıymış. Business. Businessman. Motorun düştü. Sana motorun düştü. Tamam. Rin biraz daha alsan onu sağa. Evet bunlar. Çok sıkıştırdınız gibi evet. Hissettim o yüzden. İşte sen dur sıkıştın. Bekle, sen al. Hayır ben en son fark ettim ya. Sıkışmazdı aslında böyle aralık var ama. Tamam. Gelebilirsin aslında. Neyse tamam ya. Geralt toplantıdaymış arkadaşlar. Ondan yokmuş amına. Maskeleri çıkartalım da şey olmasın. Girince çıkartırız. Okey tamam. Nisanların ne kadar çok arabası var. Pahalı. Zengin yer. Geldiniz. Vali hizmeti için anahtarınızı rica edebilir miyim? Eğer istiyorsanız. Verelim. İhtiyaç var mı? İhtiyaç var mı peki? Ya zorunlu değil. Kendiniz istiyorsanız. Fark ettik ama şuraya. Orada sıkıntı olmaz ya. Biz motor zaten. Araba değil de. Ha, ders çıkarmaz onlar. Tamamdır, kolay gelsin. Sağ olun. Hareket ol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, hoş bulduk. Biz de şöyle yapacağız. Evet. Sana bir video atacağım, bilgin olsun. Direkt yukarı tamam. Geçebilirsiniz bu arada. Okey, tamam. Hareket ol. İyi eğlenceler. İyi eğlenceler. Hareket ol, kolay gelsin. Çok nezih ve elit bir ortam. Dördümüzün ortak adı Kane mi acaba? Ne dedi ki? Sadece Kane dedi ya o yüzden. Dream bak bu detaylara çok takılıyorsun sen. Bundan evet kurtul. Bence de. Helikopter ama. Uçuyor, adam yürüyor. Bu detaylar hiç hoş değil yani. Yok hayır yapmadım. Hayır yapsaydın çünkü bize teklif edecektin evet, size evet. Olmazdı. Çabuk Shiro'ya bakın. Çabuk Shiro'ya bakın. Beyefendi kolay gelsin. Sağ olun, sağ ol. Kolay gelsin beyefendi. Kolay gelsin. Sağ ol. Şuraya geçelim köşeye. Köşeye. Evet bence de. Sen orası kalmış gibi bir tek. Abi. Kemrin'cim, Kemrin Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasılsın? İyiyim Kanis. Nasılsın? Kendinize çok iyi bakın. Shiro Bey, biz içecek bir şeyler istiyoruz ya. Ne istersiniz tam olarak? Yap güzel bir şeyler işte, şaşırt bizi. Acılı ben iki buzlu su istiyorum Shiro. İki buzlu. İki tane. Evet, iki buzlu su. İki tane buz, tamam. Evet. Aslı nasılsın? Gayet iyiyim Kani, sen nasılsın? İyi, nasıl olsun? Öyle. Bildiğin gibi. Restoranı açmışsınız sanırım. Ya açılışını yapmadık da işte çok az kaldı. Aa, anladım. Aynen. Çok iyi. Sevindim böyle bir restoran açılmasına. Böyle mekanı sikeyim. Yani, güzel bir oldu ya. Niye ya? Ne bir bileyim arabalar falan ki? İnsan bir otobur. Beğenmedin mekanı hanımefendi. Mekanı beğenmediniz. Aynen öyle. Nasıl yani? O anladım. Gibi. Beğenmedim.
mekanı. Peki tam olarak problem ne? Ne bileyim, televizyonu falan satmışlar. Eskiden evet, kendi partilerinde koyuyor orospu çocuklar bak. Sizin şeyde hiç koyuyor. Yok öyle de demeyelim de şimdi. İyi insanlardır belki de. Siz de nasılsınız efendim? Keyiflerinde mi? İyiyiz efendim mi? Gayet. İyiyiz. Çok iyiyiz. İyiyiz efendim. Peki şeyi fark ettiniz mi? Gün geçtikçe benim şivem gitti. Hani ben bir... Evet sen elit, sanki bir... Ben. Beyin göçü yaşamışsın. Bazı radikal kararlar aldım. Sen o gibilerden uzak duruyorum artık. Ne alakası var gene ya? Sus, barışmadık mı? Rini seviyorum. Arayat o ki. Dün bana arabanı verdin ama güvendin sonuçta. Bu da bir işaret. Yani araba biliyorsun benim eski sıkıntılı mevzularda herkese vermem. Evet fark ettim onu. Siz bu arada tanışmıyor olabilirsiniz Hunter'la. Tanıştınız mı? Yok. Hunter niye tanışmıyorsun insanlarla? Ortaya girmek istemedim. Ben Hunter bu arada. Tamam. Sanatçı kendisi. Merhaba Hunter. Merhaba Hunter. Ben Kane. Yanımdaki Shuji. Merhaba. Rin ve Sanu. Memnun oldum tekrardan. Ben de memnun oldum. Teşekkürler. Bu hanımefendi kim? Ben eski memurum. Yasmin Kanal, belki karşılaşmışızdır. Allah'ım ne? Eski memurum. Hayır, Yasmin Kalalay mı? Kanal. Ben de Kalalay acaba demişlendim. Yasmin Kalalay. Yasmin Kalalay. Ya, öyle mi anlaşıldı? Çok güzel soyadı olur aslında. Merhaba. Neden Yasmin Kalalay eski memur Yasmin Hanım? İstifa ettim departmandan. Sebep? Departman işi mevzular ya. Çok detay veremem biliyorsunuz. Ha yani men mi edildiniz yoksa istifa mı ettiniz? Senin yerine mi oturdum? Yok yok ben istifa ettim. Ben şiroya bak şiro. Evet suyum iki buzdu mu acaba? Üç. Üç mü? Geri götürün bunu. Bunu biz Shoji bunu içmez yalnız. İçemem. İki buzlu diye çok özel, takip özel ediyorum. Olarak spesifik olarak iki buzlu istemişti şiro. Evet yani iki buzlu dedim. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın hemen değiştiriyorum. Yok pek sorun. Bana ne iyi hazırladın? İyi. Bir neşe eksik. Ortada koşuşturan biri eksik. Hayır böyle rezillik olur mu? İki buz diyorum. Üç buz diyorum. Hala diyorum. Sakin ol çalış tamam. Ya hayır da yani. Tamam. Bunlardan hangisi lütfen, benim Şiro? Lütfen iki buzlu yapın. Kusura bakmayın. Şiro, bu nasıl garson ya beni dinlemiyor. Garson bey. Bir dinler misiniz bir şey konuşun. Garson bey. Duyamadım. Arkanızı dönüp gidecekseniz ben sipariş vermeyeyim. Kusura bakmayın. Tekrar alabilir miyim sipariş? Bana ne hazırladınız? Ben işte tepsi getirdiniz ama ne koydunuz bilmiyorum yani. Şaşırdın beni demiştim. Bakalım neymiş. Evet. Evet. Ufak bir iletişimsizlik seviyorum. Sen de bilmiyorsun bu garson. Da bir sıkıntı var ya. Sen müdürünü çağır ya. Supervisor talep ediyoruz. Shiro? Papyon yakışmış. Bir saniye. İsterseniz ben size farklı bir garson yönlendireyim. Bu şekilde evet çözmüş ben olalım. Hiç memnun değilim bu garsondan. Yani... Biraz değişik geldi ya. Tamam ben yönlendiriyorum hemen. Çok teşekkür ederim aslında. Aslanım istiyorsanız ben yönlendirebilirim siz kalın. Yani tamam. İki buz dedim. O ne amına... Tamam gerek kalmadı. Şampanya galiba bu. Bardaklar var bir evet, etrafında. The true clause unbrunch champagne. The true clause damboney. Japonya'da sabah bunları içmedi. Evet, biz hallettik ya, tamamdır. Ama bir daha isteğim olursa, isim neydi sizin? Dante. Dante, tamam Dante Bey size ben ulaşacağım. Çünkü Shiro Sano, biraz benim canım anlamıyor yoğun sanırım. Cipsi çekti şöyle Capito. Üstüne. İyi eğlenceler. Teşekkürler. Evet. Kane söylesin de o zaman yiyelim iyi eğlenceler, afiyet olsun. Bir şey olursa. Çok sağ olun. Söyleyelim. Teşekkürler, sağ olun. Hadi görüşürüz. Böyle ortaya Kane, böyle... Bir... İyi günler, iyi eğlenceler. Cipsi böyle üzerinde yoğurtlu. Evet. Yoğurtlu cips falan. Yoğurtlu. Neyin bir şey evet.
Neymiş? O güveyin. Mekan değil mi burası ya? Merhaba. Hoş bulduk, merhaba. Ben Çiva. Sen çiz ben. Ben X Meden'in sahibiyim. Aa bu merhaba, şey kuş logolu olan kuş logosu. Sizin galiba. Si si. Ankara. Harika bir logo. Ben de diyorum o kuş Şahin mi ne Phoenix'miş meğersem. Si aynen öyle. İsimler neydi bu arada tanışalım? Ben Kane. Yanımdaki arkadaşım Shoji. Ben Shoji'yi sol taraftayım merhaba. Rin ve Sano. Memnun olduk. Sağ ben de memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Yani biraz şey olacak, kırkçılık gibi olacak ama sizlerin oldukça saygılı ve dürüst insanlar olduğunuzu duydum açıkçası. Harika, öyleyseniz sizinle iş yapmak da bizler için çok iyi olacaktır. Aynen. Teşekkürler, çok sağ olun. Umarım bugün olacak olan fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Hoş geldiniz tekrardan. Kendinize çok bulduk, dikkat ediniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Diğer insanlara da selamlama yapmam gerekiyor. Kusura bakmayın, kaçtım. Hiç önemli değil. Keyifli vakitler. Arigato. Ya ben bir businessman oldum anlık. Götüm kalktı. Taştaşlı bir adama benziyor. Mekan sahipleri yanında hep kadına dolaşıyorsa karnesi ama çözelim sana da hemen. Şuji var yetmez mi? Mesela. Şuji samaya bağlı. Kafi. Kafi bence. Bak bak geliyor yine. Hoş geldiniz garson bey. Uf, müdürün nerede seni ya? The Crew Claws Ambrone'yi çok izlemiş. Beğendik. Crew Claws Ambrone'yi. Nereye çağırayım? Senin iki buzlu içeceğin geldi sanırım. Umarım ikidir. Yoksa mekanı terk edeceğim. Ah, bakıyorum da iki. Yalnız buzlar biraz büyük olmuş. Ne bu hani içecekten kısıp buzdan mı şey yapıyorsunuz? Su. Su. Çok sağlam evet. Su. Neyse. Bu su bozulmuş. Yere vurup another diye bağırsana. Yok yapma. Evet ayıp olur burada. Ayıp olur. Arigato garson bey, güzel bir su. Çeçen suyu galiba. Şaşal da olabilir. Özellikle şeyden geliyor. Antarktika'nın buzlarından yapılan özel bir su. Harika, en sevdiğim Antarktika buzu. Neyse, başka bir isteğiniz var mı? Papyonunuza hayran kaldım. Nereden aldınız? Pidia'nın bir tane kıyafetçi var, Sano Bey. Oradan aldım. Arigato. Lan var mı başka bir isteğiniz? Bu da madre bu. Yok, teşekkürler Shiro Bey. Olumsuz olduğu zaman çağırırız hadi. İyi günler. Siz kendinize iyi bakın. Nasıl suyun? O burun çekme. Su, Antarktika gibi biraz su. Çok mu soğuktu? İki buzlu Antarktika tadı var biraz suda. Beğendim, hoşuma gitti. Şurası ama bir dahakine Şirok'un çağırırken şey yapsana, ıslık çalıp. Pişt! Bir bakar mısın? Pişt! Ne kadar etkin mekanın. Herkes güzel güzel giyinmiş. Evet, sanki sokakta bu adamların %90'ıyla küfürleşmemişim gibi. Evet, ne hiç alakası yok. Herkes çok farklı ya harbiden. Ya kusura bakmayın, ben biraz müziklerde misafir oldum ama Antarktika tadı nasıl oluyor? Japonya'ya gittim geldim. Biraz lo-fi galiba. Lo-fi. İmada herhalde. He öyle mi? O nasıl oluyor? Oginin ciddiyete baksana, bu adam gelip gerçek hayatta Rafık ne yaptın diyor bana ya. Evet evet. Böyle sanki bir çok farklı ya bu. Ya kusura bakmayın. Ben buyurun. Ön masadan şey oldum da, kulak misafir oldum ya. Antarktika tadı nasıl oluyor? Biraz tarif edebilir misiniz? Ben biraz yabancıyım da o tarafa. İyi, nasıl oluyor biraz? Ya anlatamıyorum ki, çok farklı bir tadı ya.
O tazeliği, o havadaki... Taze, o soğuk. O fresh tadı sudan fresh alıyorsun. Hani içtiğim zaman Antarktika'ya gidiyorum anlık geri geliyorum. Bu şekil. Anladım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Buz kalıbını içimde hissediyorum yani. Hiç marketten bu... aldığımız sular gibi değil. Yok değil. O Fiji suyu da değil değil mi? Bu şeyler, bardakiler... Ne suyu? Ne? Fiji var ya, bir tane Fiji suyu. Ha yok değil. Amına koyayım, 25 dolara satıyor piçler. Yok değil. Premium bambaşka bir lezzet galiba. Premium. Antarktika Premium. Bunu denemem lazım benim ya. Antarktika Premium water. Mutlaka deneyin. İki buzlu deneyin ama unutmayın. Tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi eğlenceler. Rica ederiz. Ne demek. Görüşürüz. Atlasaydı oğlum, Antarktika'ya gidiyoruz. Ya görüyor musun, insan içtiğimiz şeylerden ilham alıyorlar resmen. Tost var mı ya? Tost mu? Abla, ablam gelsin yapsın bana bir tane ya. Kimse yok mu ya? Bu arada Kane, ben temizlikçi ablayı biraz çalıştırmaya başladım erken şey olarak. Ya, tost falan yapıyor bana, bulaşıkları yıkıyor arada. Dükkan al. Şey yaptınız mı diyorsun? Ya. Aha, evet evet. Lan ne 200 amına. Tost yapıyor bana arada. Sevdi bayağı beni. Alamadım. Anlaşıyoruz yani. Ver. Çok memnun çalıştığı yerden. İyi ki sizinle çalışıyorum diyor. Niye satıyorsun? Bir şampanya. Oo, helikopter duyuyorum. Ben duydum da söylemek istemedim Rüys, ama sonra şey oluyor. Kızıyorsunuz. Şu şampanyayı bir patlat bakalım sana. Tabii. Yalnız özel seriyim şampanya, dikkatli olun. Close the Lamborghini. Bunu bir patlat, evet, bakalım. Yok, ben satmam. Yok, kimse satmam. Ya ben... Ya o ara bir dedim ya, satacak. Bir sağ tarafa doğru patlat da üstümüze gelmesin. Aynen. Nick'le yatta yaptığın rolden lazım, evet. Ya arabayı... Bağ oldu bende. Ben hep onu kullandım, başka hiçbir şey kullanmadım. Aynen. Sağ tarafa doğru patlatır. Oo, güzel patladı. İyi patladı. Tadını beğenirsek dükkanı da alalım bundan ya. The Croc Close diye. I'm buying şampanyadın. Champagne. Champagne. Yeah. Her sabah bundan bir kadeh içmeden ayılamayacak hale gelelim. Sugoy. Şimdi biz Kane, bu partiye geldik, iş mi konuşacağız yoksa böyle hiçbir fikrim yok. Geldik? Hoş geldiniz. Hoş bulduk Şahin Bey. Merhaba. İyi eğlenceler. Teşekkürler, sağ olun. Arigato. Arigato. İç Rin ya. Tadını çıkar hayat. Arigato. Merak öyleler çünkü. Yani şehirde sonuçta bir bilinirlikleri yok şu an. Bu güzelmiş ya bunun tadı. Neyse, ben bunu alayım direkt. Uzatmadı bu. Şahane. Aa, dur lan, perspektiften öyle gözükmüş. Güzel. Hem bir de Crook Close the Amorey tadı var. Yani Crook Close the Amorey, yani bu mükemmel. Öyle mi? Mükemmel bir şey ya. İşte bunu yapmıyoruz. Bunu yapmıyoruz ya. İşte bunu yapmıyoruz bak. Nerede o gün? Çok eğleniyoruz. E 5 ayına da Paris'e gidelim bari. Arada yapalım. Sen ya. Almış değil de biz. Çalışıyoruz diyoruz. Fıtı 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 fıtı. Şunu yapmıyoruz. Şu sen içmez miydin? Ben su içiyorum. Kim? Severim Zindi Kurklozyan. Severim
galiba. Efecan abi hoş geldin. Bana şunu devamlı demeyin, harbi sikeceğim size. Ah Liza. Merhabalar. Geldi ya, geldi prens. Merhaba Liza, The Crypto's Dayambre içmez miydin? O ne, hiç içmedim. Şampanya. Güzel bir şampanya. Güzel bir şampanya. Verdik parası içerim. Neyse. Abi. Ha, parasını verdik diyorsun. Ey SDR'i verdik. İyi bakalım. Var mı bir sıkıntın? Yardımcı olabileceğim şey. Tamam. Oo, wow, wow. Oha, ne oluyor? Oo, bu mu yaptı? İğne falan battı herhalde. Herhalde. Liza'cığım ne güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Siz de öyle olmuşsunuz hepiniz. Ayrı ayrı. İş kombinin mi bu? Evet. Ama bunu spora da çekerim. Sen burada ne iş yapıyorsun şu an? Spora mı? Ben yıl organizasyon ve planlamadan sorumluyum. Ha, anladım. Süper. Ben bir sırma soda alabilirim. Çok ses var, bazen anlayamıyorum sizi. Sırma var mı? Olur öyle ya. Bilmiyorum ki var mı. Çoraplar biraz fazla uzun değil mi Liza? Seviyorum ya. Sırma soda. Bir de uzun çorap iyidir sana. Evet. İyidir tabii canım. Herkese. Boyun kaç? Zaman... Değil ya. Gayet iyi. Teşekkür ederim. İsteyiniz olursa kaç? Bana ulaşın. Boyun. Ne? Ne? Boyun kaç diye soruyor sana. Boyun merak etti de bizim çocuk. 1.70. Olur. Yeterli ya. Yeterli. Boyunuz kaç bu arada ben hiç bilmiyorum. 1.80 benim. Yerleşemedim ya şu. Ayakkabıma göre değişiyor. Ben de tam bilmiyorum ya. 2 kilometre mi? Ayakkabına göre ortalama. Ya 80-85 arası bir şeylerim ama. İyi, güzel. Hı. Sizin? Hopteki. Şöyle sana sana 2 kilometre. 2 kilometre mi tamam? Evet. Orada çok iyi. Bizden? Ben 1.76. 1.76. Güzel. Aynen. İyi, sonraki Rize fısıldıyor musun? Ben gidiyorum. Evet, fısıldıyorum diğer insanları ben... rahatsız etmemek için. Oyuna gelmiş ya. Harbi ya, tamam. Rin dedim, sen beni duymuyor musun? Ben fısıldıyordum abi, başkaları rahatsız olmasın diye ama kimse umursamıyor, ben de bağıracağım. Ne zaman başlar etkinliğimiz? Şimdi hemen onu konuşacağım. Sizden tamam. Şey yapınca. Gidiyorum hemen. Rize'cim, kırmızı sana çok yakışıyor bu arada, onu bil de öyle git. Efendim? Kırmızı sana çok yakışıyor, onu bil de öyle git. Teşekkür ederim. Sağ ol canım, ne demek. Keşke gözlüklerini indirip göz kırıp saydım. Evet, görmedim arkasını döndü galiba. Göremez ki zaten, arkası dönüktü. Evet, evet. İndirsem ne olur? Evet, niye göz kırptın o zaman sana? İşte, yani onun olayı orada zaten. Olayı neymiş bunun tam olarak? Yani bu işte gizli kadın tavlama taktiklerim arasında bir şeyler. Gizli. Gizli bilgiler bunlar. Sano Special. Wow. Arabada sattırdım, amına koyduğum demedim. Yanındayım, şey görürüm. Sormazlar, değil mi? Bak. Ya? Ne gibi? Teşekkürler, sağlığın. Çok heyecanlandım, hiç alışkın dur, olduğum bir ortam değil. Dur bunu sıkayım içine de. Bir şey diyeceğim. Bir şey kaçırıldı, Azami kaçırıldı. Nasıl ya? Nasıl duydunuz yani? Yani bir tane sultan yanaştı dükkanın önüne. Teşekkürler. Hı-hı. Ve bir anda Rain aldılar Azami'yi. Baştan beni alıyorlardı, sonradan Azami'yi aldılar. Yoktur o burada. Geralt'ı ara. Siz kaç kişiydiniz orada? İki kişi miydiniz? Geralt burada. Evet, iki kişiydik. Arayayım. Geralt'ı niye arayayım mı? Manitası. Mavi cam şişe. He, Fuji, Fuji. Şey, beyaz kapak. Fujitsu. Black yardım etsin abi. Beni ilgilendirmiyor. Bizim oralarda çok oluyor böyle olaylar. Acaba niye? Fırma soda. Biz iyice şey servisi olduk ya. Alo rehine.
hizmeti. Evet, sürekli bizden rehin alınıyor, ben anlamadım. Evet. Ben şöyle geçsem. Ananızı siktim, kapat duymuyorum. Kapat dedi bir an. Evet, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben niye küfür edeyim acaba? Buyurun, sana dememiştir. Önüne doğru alalım hepinizi. Rica ediyorum. Hadi geçelim. Buyurun buyurun. Yani götümün dibine girmene gerek yok. Elvis sen de istersen. Biraz ayrı duralım. Mirza Bey'in yanına geç. Tabii. Öncelikle bu davetimize katıldığınız için hepinize teşekkür ederiz. Sağ olun. Belirli bazı şeylere değinmek istiyorduk. Bunlarla alakalı konuşmak için siz değerli misafirlerimizi bir araya topladık. Tekrardan hoş geldiniz. Sözü Elvis bırakıyorum. Evet. Merhabalar. Öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Efecan değil ya. Burada şu anda toplamamızın nedeni açıkçası insanların şu anda etkinlik olaylarından biraz mahrum kalması ve buna bizim üzülmemize bağladığımız sorunlar. Neden bu kadar ne güzel olmuş lan? Durgunluğunu, isteksizliğinin konusuna gelirsek, bizler şunu düşünüyoruz. İnsanlar farklı şeyler görmek Raş, istiyor. Evet. Fakat bunu bir döngüye dönüştürdüğünü fark ettik. Bunun için de biz bambaşka projeler yapmak için Victor ortağımızla kafa kafaya verip bambaşka bir proje için çalışmaya başladık. Bunu sunması için Victor'u sahneye davet ediyoruz. Teşekkür ederim abi. Bizler dört büyük şirket olarak güçlerimizi birleştirdik. Ve şehrin eğlence açığını gidermek için kol kola verdik. Bu ortaklığımız doğrultusunda sizlere 1. Los Santos Yaz Festivali'ni gururla sunarız. Yaz Festivali boyunca alkışma olacak bir yapsalar ya birçok etkinlik, birçok yarışma, konserler, rolde eğlenceler yeni sizleri geliyor. Bekliyor olacak. Bravo! Biraz çok mantıklı! Tüm sosyal medyalarımızdan duyurulmaya başlayacak. Bravo! Alkışlasanız lan. Herkes çok cool amına koyayım ya. Teşekkür ederiz. Umarız ki sizler de bu projemize destek olur. Ve bu projenin bir tane olmamasını ve sürekli olmasını sağlarsınız. Ne rezil olması oğlum ama. Amacımız şehrin eğlencesini ve kültürünü tam anlamıyla arttırmak. Monoton hayatımızdan çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Çok doğru konuş. Artık daha farklı yüzler, daha farklı şeyler görmemiz gerekiyor. Gelen herkese tekrardan teşekkür ederim. Ek olarak sizlere festival içerisinde bazı iş imkanları sunduk. Bunları sizlerle bireysel olarak tek tek görüşeceğim. Şampanyayı götüme sokuyorum herhalde alkışlarken. Aynı zamanda bizler 4 şirket olarak yeni bir ticaret ağı kurmaya karar verdik. Bildiğiniz gibi üst düzey olan eşyaların satımını basit bir dille sarı sayfalar üzerinden satamayız. Bu biraz bizim için basit olur. Veya ihalelerin duyurulması için sarı sayfaları kullanmak çok mantıklı değil. Bu bağlamda yeni bir ağ kuruyoruz. Yakında bunun da detaylarını hepinize bireysel olarak vereceğiz. Bardağı ağzına ısırarak tutuyor, evet. Teşekkür ediyorum. Şimdi eğlenceye devam edebiliriz. Mirza, istersen projeksiyon ayarla. Videomuzu izleyelim. Projeksiyon nerede? Televizyon mu var?
Durun, şöyle yapacağız. Beni takip. Ha, yayından veriyor. Açayım yayını ha senin. Tamam, bir dakika. Twitch. Bekleyin. Asepos. Neye ceza yiyeceksin ya? Evet. Çok iyiydi be. Bayağı. Güzeldi. Beğendim, güzeldi. Discord'a. Ne oldu lan, Discord'um falan çöktü amına. Game Capture'a geçiriyorum bir saniye. Şarap içelim. Tabii, neden olmasın? Seni ilgile. Evet, lütfen eğlencenin tadını çıkarmaya devam edelim. Gracias. Teşekkürler. Sağ olun. Victor bir gelse. Şu videonun 50. saniyesindeki detay bayağı hoştu bu arada. Güzel tasarlamışlar. Şeyi tamam, ben garipsedim. Tamam. Weasel News logosu, Weasel Group logosu en son diğerlerinden ayrı çıktı. Neden acaba? Hmm. Hadi. Ben hiçbir şey anlamadım. Takalım burada bize. Boşver Berin. Neyse, zaten Rüysa ama sen anladıysan benim çok anlamama gerek yok. Ben bir Mirza ile konuşup geliyorum. Hey. Benim şivede. O zaman sen namı imkansız anla. Mirza Bey, merhabalar. Efendim? Evet, ben de bir kısa olduğunu düşünüyorum. Şöyle sizi bir çalabilir miyim 2 dakika? Tabii, 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 tabii efendim, tabii. Tabii vereceğiz, bir saniye hemen veririz tamam. Poz. Şey diyeceğim. Evet, buyurun. Victor Bey'le bir tanıştım. Hı hı. Onun dışında tanışmam gereken biri var mı şu an etkinlikte sence? Elvis'i zaten tanıyorum. Elvis'i zaten tanıyorum. Aynen. Jojo. Jojo'yu da tanıyorum. Okey. Ya beklediğimiz birkaç tane daha isim vardı ama hı-hı, kendileri buraya teşrif etmediler. Ama bizim zaten ulaşmak istediğimiz kitle sizlerdiniz. Onlar da okay, sadece büyük bir sürpriz olacaktı. Yani parti daha devam ediyor. Umarım gelirler. Gelirlerse ben sana çıtlatırım. Tamam, derim bu beyefendiyle tanışsan iyi olur diye. Okey. Ama şu anlık herhangi bir şey yok yani. Herhangi bir görüşebileceğin kimse yok. Okey, okey. Gel fotoğraf tamam, çekelim. Çok acil abi, gelmen lazım. Hemen geliyorum. Tamam, kanka, tamam. Yasmin. Bu bölümü izledim YouTube'dan, bu yayına daha yarın izlerim artık. İyi geceler Efersus. Evet, Beatrix. Evet, ses çıkmadı. Tamam işte, sıkıntıyı bulduk. Benim sesim çok çıkıyor herhalde, rahatsız oldu Bark hani. Sen mi ahladın sıkıntı az önce? Sıkıntı olmak zaten. Yo. Biri ah güldüm yaptı galiba çünkü. Hatırlamıyorum, hayır. Hey hey, bir kadının gülüşü eğer rahatsızlık verecekse bu şehirde, rahatsızlık verenlere bir şeyler yapalım ama acil. Ama şöyle bir durum var. Bir kadının gülüşünden rahatsızlık duyan da bir kadın. Hmm. Sikiyim. Ne ola ki sebebi? Güzel. Sikiyim. Neyse, boşver. Basayım geçeyim. Beni çek, bir şeyler alayım. Hangi kadın? Aslı ya. Beatrix'e bir şey söyleseniz de ses konusunda diyor. Aa, bir şey de Aslı böyle bir kadın değildir normalde ya.
Ne bileyim ya. Ama haklı yani. Hani kadın Wilson Wilson genel müdürü. Sen de Los Santos şehrinin değerli bir avukatısın. Bütün Los Santos'un avukatıyım yani. Yani. Ama ne yapacaksın işte? Ama işleri düşünce de beyaz çıksın arıyorum. Japonları sevmeyen anasının amını sevsin. Arigato. Sıra sıra geçiyorum. Sugoi. Aynen. Geç oldu biraz ama. Peki. Yok, yok. İnsanlar ölmüş, hiç ölmüş. Evet evet. Ben çok insanların çok heyecanlı olduğunu gördüm az önce bazı konularda. Hangi konularda? O kadar duyuru yapıldı. Hı. Bizim ülkede de yasaklansın amına. Yasaklandı mı? He. Hadi ya. Bundan 4 sene. Sen hasta mısın? Bir tık ya. Şey borsa mı takip ediyorsun telefondan? Yok, eve klibi aldık da biz. Eski Ogi öldü. Eski Ogi öldürdünüz. Tebrikler. Biriniz Umi'yi arayabilir mi? Ben beni aradı da. Saçın abanın orada bir tane çok sevdiği polis bıçaklamış ama. İlay bütün şehri trip atıyordu Twitter'dan. Sonra vezne de biz de vurduk ama sıkıntı yok. Ne dedin anlamadım. Vurduk derken biraz... Umi'yi arayabilir mi? Tokat mı? Yani. Tokat şapalak. Bir şey mi dedin? Duymadım onu. En işte bu. Kane benim normalde saçlarım böyle biliyor musun? Bereyi çıkardım ciddi. Evet onu diyecektim. İlk defa beresiz görüyorum galiba seni. Beyazmış saçlar. Gerçi bere arasından gözüküyordu. Evet. Evet. Berenin o önünden görülebilir saçların beyaz olduğu. Evet. Saçların beyaz olduğu görülmekte. Böyle bere taktığında. Evet. Biz de bir şey konuşuyorduk da neyse. Neyse. Ben artık sadece konuş da anlamda bunu bir gör test edin. Yok. Hadi karıya gel bunu anlat. Yok. Ben gözlüğü yanlış renk almışım borsa bu arada. Borsa 8. karısını arıyor. Borsa. Evet. Özledim ya. Gitsem şu... Ya bugün de oltamı demire yasladım, bıraktım. Beatrix Hanım, bir buyurun. Gelebilir misiniz? Geleyim. Tabii ki. Nereye geleyim? Nereye istersiniz? Şu arka tarafa geçersek sevinirim. Kocaman çatı yaptırdık. Aşağıda ofis mofis var. Gidin kullanın. Önemli değil. Arka tarafa bunlar geçmek ya. Sana bunlar da boşanma davası falan var ya. Onunla uğraşıyorlar ya. Ne boşanma kötü davası? Kötü durum ya. Kim ki o kız? Bizim Elis'in 7. karısıydı. Ha, o şey gördüm geçen haber. Bilmem ne çift işte. Nasıl görmezsin sen? Sokakta millet konuşuyor onu. Evet evet. Sen bugün neler kaçırdın neler? Mahalleden çocuk koşarak geldi abi dedi, değişik sorunlar var. Ne oldu oğlum dedim. Hmm. Ne olmuş? Anlattılar da. Bilmiyorum, bir tane kimsenin tanımadığı bir eleman. Şehri böyle şehirde para vermiş, duyuru mu geçiyormuş? Çocuklara... para vermiş çocuklara, mahalleleri de bağırttırıyor amına koyayım. He, duyuru geçiyor amına koyayım. Hmm. Ya, ya, Diana mı DJ şu an? Evet. Diana yapıyor bu müzik işini yalnız. Bu şehirde dikkat ettiğim sayılı şeylerden biri. Yani ya, karımı övmek gibi olmasın. Evde bir ton müzik araştırıyor. Herkesin istediği türden bulmaya çalışıyor. Bunu Mirza istemiş mesela. Ona özel buluyor. Çok güzel, çok güzel. Duysun diye bağırdım da çişim geliyor amına koyayım. Kane bir ya. Destek amaçlı onu bir alkışlayayım ben de morali yerine gelsin. Best, best, best DJ in the world. Best. Çok iyi. Bu işte topsın, zirvesin, bitirmişsin. Ya şimdi bizim bahsettiğimiz şeyi çok aslında anlatamadık gibi oldu böyle yani. Söylemek istediğimiz şeylere. Çok nasıl yani? Gibi de. Yani bu kadar kişiyi topladık şu anda, 2 dakika konuştuk ve saldık gibi gözükebilir şu anda. Öyle gözüküyor zaten. Evet öyle gözüküyor biraz. Yani bizim zamanında bir abi vardı ama... bir şeyler yapmak istiyordu, ekmek buradaymış bak. Osman Bey meşgulsunuz galiba telefonda. Kemal Bey biraz meşgulüm, borsa takip ediyorum. bugün sokaktan bazı duyumlar aldım, siz duymadınız mı? Ben uyuyordum ya, haberi geldi ama sonra. Yani Demian'a gitmiştir info, Soros bu çocuğu Demian her şeyi biliyor. Ya Osman Bey bu şarkılar ne ya?
Bu şarkılar Diana, yani. Diana Smirnova Special. Diana Smirnova Special'da hiç Tupac yok mu? Nasıl? Tupac. Tupac. Only Fear of Death is a Music. Cemre Bey bugün çok şık remix olduğunuz gözümden kaçmadı. Benim mi? Teşekkür ederim. Evet. Cemre'nin bugün şık olduğu görülebilir ya. Evet, baktığımda görmekteyim. Biraz yani resmi dediler, resmi giyindim. Bir de şapkam var da şapkamı takmıyorum. Bir taksana. Çok merak ettim. Nasıl bir şapka? Bunlar Marfetti şapka. Oo. Bilemedim, şapkası daha iyi geldi. Fena değil. Cemil şapkasız de, daha iyi. Dayanık zengin gülüşümü duydunuz herhalde. Bir şey anlatmama gerek yok. Bugün biraz elit bir ortam ya. Bir biraz bozuyor. Biraz ters. Kemal abi Twitter'da benim çizime baktın mı? Nasıl? Senin çizime bakayım. Bakayım. Yani aa ben bunu foto dike sandım. Dikeledim. Abi bildiğin elle sulu boya diyeyim sana, öyle anla. Nasıl normal ama? O zaman güzel. Ben dijital sandım. Var bizim Grow'da çocuklar. Ya onlar mı küsüyor? He. Sizin yok mu? Sizin de vardır forumda. Var, var, olmaz mı? Kaneleri restoranda da var. Ney? Çocuklar. Sizin restoranda yok mu böyle resim çizen çocuklar? Var var. Mahallenin vardır illa ki. Var var, mahallenin çocukları var. Bile bir tane 5 yaşında bir çocuk var, çok yetenekli. Biraz çubuk gibi çiziyor bize ama ileride geleceğin DiCaprio. Yok, DiCaprio değil. Neydi? Neyi? O şeyden çıkmıyor ya. Da Vinci'si, Da Vinci. Konseptten çıkmıyordur, konseptten, öyle düşünme. Ezra nerede ama? Alfa, bizim mahalledeki 5 yaşındaki çocuk. Bir Harman Dali yok mu ya? Ortam. Harman Dali? Şey mi? Salvatore Dali'nin kardeşi. Herman Dali. Harman Dali. Harman. Bir şey diyeceğim. Bir tane daha bir arkadaşla bugün muhabbetim oldu. İsmi Kane. Senden alışmışım. Hı-hı. Kane dedim. Kane dedi. Evet evet. Vallahi ben de sikeceğim. O şeyi yaptım. O hataya düştüm. Kimse amına koyayım delikanlı gibi. Hala toplantıda mısın? Niye benim adım Kolay? Anladın mı? Aha, sıkıntı yok değil mi? İş toplantı öyle. Ben de diyemiyorum ya. Gerçi bende de sıkıntı olmuş. Mizacım. Ya efendim? Süreci bir şey işte yani. Gelir misin? Efendim sana nasıl resim atarım telefonda? Okey okey. Merak ettim, sorayım dedim. Fikret. Var mı başka bir durum? Mizacım biz ayrılın. At direkt. Bakayım nasıl atacağım direkt. Yaşar Gama tablo. Fotoğraf çekmeyeceğim. Galeri bekle tamam. Tamam, galeriden tıkla üstüne. Tamam, çok bilmiyorum onları. Eskiden ne çok çizim yapan vardı, ilk zamanı falan. Bekle, ben çok onları... Bir ara çoktu, evet. Bir ara her gün 5-6 tane çizim geliyordu her yayın. Şimdi bak, galeriye girdim, tamam mı? He. Çil ortam hoşuma gitti, evet, güzel ortam. Abi, send the photo. Tuş değil, dokunmatiktir büyük ihtimalle. Tamam, çünkü tuşu kullanıyorsun işte. Ya da yapıştır. He, send the photo. Karakter de gelsin, olaylar yaşasın, buna da gelir. Ya zaten yayın başlıyor, ekranına bir Kane lazım. Send photo. He. İsmi mi yaz oraya? Bir şey deneyeceğim, tamam mı? Tamam, tamam hadi. Tamam, Kane'nin hadi, numarasını tamam, mı? Tamam. Kemrin abi, onanı sikeyim, ifşaya bak. Nasıl? Hay. Benim çizim tabletim Efta Mouse. Aaa. Ben de boş yapıyorum. Ah lan. Boş yapıyorum diyor ya. Öyle işte makaralı bir şey koymuş üstüne. Yalnız Cemrun da Collins he. Fena değil mi? Ne? Bir tane daha var, korkunç ama. Ya Kane tam Japon ya oldu şey, ya. İstediğim gibi Japon bir çar oldu yani. Abi. Korkabilirsin ya. Neden iki tane? Hani çarı yaratırken şeyi düşündüm. Nasıl Japon yapacağım acaba falan diye de. Biliyorsunuz. Bu adamdan şu saç çok büyük etki o konuda. Gerçi suratı da Japon suratı da. Bu adamı gece rüyanızda gördünüz mü? Haber edin. Hani rap yapayım mı ya da ekibe? Nasıl bir rap? Japonca mı? Ya aslında bitti benim dur, ben Diana'ya müziği kapattırayım, bitsin bak etkinliği. Çünkü ben şehirdeki insanların monotonluğu daha çok sevdiğini fark ettim. Ya da herkes çok ben, cool. Şöyle düşünmüştüm. Evet, şehirdeki herkesin cool olduğunu fark ettim. Ben cool olana kadar burada 2 sene anam sikildi, çay dağıttım millete, yer yaladım. Hepsinin anasını sikeyim. Evet, evet. Ben zannettim. Ki bu ya, bizim dışımızda sevinen olmadı haberleri. Bu arada bağırdım biraz. Sesi konuşmasın senin.
bayağı sözünü keselir Beatrix, ben söyleyeyim mi? Öyle mi diyorsun? Evet, evet. Beatrix mi konuşuyordu? Hmm. Evet. Konuşuyor muydun Beatrix? Biraz evet. Boş yapıyordun herhalde. Ben, İyi hayır, bak, ben zannettim ki... tamam, bu seni insan... susturdum ben. Bu insanlar hani bir gelecek, konuşuyor yani bir konuşma geçecek zannettim ben mesela. Ya benim de düşündüğüm aslında birkaç bir şeyden haber verilip böyle... Saçı o açıdan gösterir misin detaylı? Hangi? Feedback almak. Nasıl geçti? Düşüncesinde olacağını oğlum şey yapmıştım ama... Kızın götüne bakıyor gibi oldu. Olmadı. Hah. Bu açıdan. Yani hiçbir şey anlatılmadı aman abi. Geldik topladık. Hepiniz hoş geldiniz. Geldiğiniz için teşekkürler. Haydi güle güle. Paralı yapsak var ya linç yediydik ama. Ben mesela sonrasında sordum. Yani masaya gelen Liza'ya sordum ben. Orada bir soru şeyi yapmadınız ki. Biraz yapsaydınız böyle. John Crow'un sakalları greydi, saçı beyaz mesela. Sakalları greydi de. Kanada yok yani. Kanada'ya sakal yakışmıyor. Onlar düzenliyor diyerekten buraya. Ben sordum mesela güvenlik nasıl sağlanacak dedim. Yani bizim şirketin buradaki rolü ne olacak dedim. Şarkıcı çıkaracağız mı? Güvenlik işte yok stand mutat nasıl olacak? Aynen. Ne yoruluyorsun amına koyayım? Dinlemiyorlar. Hatta duymayalım diye ileri gidip orada sohbet etmeye başlamışlar. Sal, yaramaz. Doğru. İyilik doğru. Yaramaz yani. Doğru. Bir oturduk biz dinliyoruz. Benim de çok hoşuma gitti şarkılarda yani. Tam böyle patlatayım bir... burayı. Patlattın zaten bir ya. Boşver patlatma hiç. Bak bir şey mi şu an? Muhabbet et eğlen. Efendim abi? Kane Diana geliyor. Hı. Bana diyor ki. Pardon. Abi güvenlik şimdi tam olarak şey yapılmadı yani konuşulmadı bile bazı şeyler aslında. Biz sadece benim bildiğim kadarıyla burada küçük şeylerin haberleri verilecekti. Ve insanlardan böyle bir nasıl söyleyeyim durumları ölçülecekti yani. Acaba heyecanlandılar mı heyecanlanmadılar mı gerçekten hoşlarına gitti mi? Ben böyle ya bir şey fikir çok güzel. Düşünüyorum. Çok güzel de uygulanabilirse güzelce. Evet. Yana geliyor arada işte o ki herkes arıyor. İskelede tutuyorlar kolumdan parti istiyorlar. Kızım diyorum bak yapma gelen olmayacak biliyorum. Savcıyı bile getirdim. Biz Dayana'yı Dayana her çağırdığında gittik. O gün demiyorum. O gün demiyorum. İşte içeride kim oluyor? Senle ben. Ya gidiyoruz da işte ortam çok sarmayabiliyor bazen. Bu senin sidir oy olmadı ya. Biraz herkes cool ol. Evet evet. Yani şey olmadı. Hani insanlar meraklı değil mesela de. Mesela konuşup çocuğun tekiyim. Zamanında parti yaparken çok çok doldu. Şey gibi oldu. Hani böyle he tamam. Bu mu? Ama bıraktım zirvede gibi bıraktım oldu. O işi. Onu, devam onu da yapmayacağım. Edelim. Hadi kompleni olur. Görüşürüz. Düşünebilir aslında. Gelme vururum. Ya ben zaten sadece artık yapılıyor. Bir şeylerin böyle şarkı çalınıp ortaya geçip dans etmelik bir şeyler olsun istemiyorum ya. Kardeşim dans etse yine iyi. Hadi olsun. Cameron Collins'i anladım. Memlekette niye kimse götünü kaldırmıyor? Evet onu ben de fark ettim bu arada geldiğimden. Hadi Cameron Collins. Bu arada Cameron abi benim doğum günümde dans etmişti. Kırmızı otoparkın üzerinde. Aslan abim bilen bilir. Ben bilmiyorum ya. Sen bilmez. Sen o zaman kaldım tabii mi kane? Tabii ya. Tabii. Olabilir. Ben de vitamindim herhalde. Hatırlamıyorum çünkü öyle bir şey. Yok sen dolaşıyordun Sarıbosos'la. He. Bu da biraz şundan dolayı. Parti biletine VIP yazmasından dolayı bence. Ha. Abi bizi de çağır lan. Yok be. Canımız İnşallah. Ben güzel bir müsaadenizle var. Bizimkilere bakayım. Okey okey. Görüşürüz. Güzel bir festival var. Onunla da alakalı insanlara çıktı. Klos'u unuttum harbiden. Oo, güzel içmişsiniz bunu. Kadehte kendime koyayım bari. İki tane daha su içtim, abarttım biraz. Çoşlama su içtiği için bitmedi. Şampanya patlat. Heh. Bu kadar mıymış partimiz? Evet.
kadarmış. Ya şey geldi dedi ya başta. Umarım bugün kendinize bir pay çıkarabilirsiniz falan dedi. Ben sandım ki böyle etrafta teklifler uçuşacak da biz birini kapacağız. Maggie kesinlikle öyle düşünüyorum. Yani. İşte para büyük, alacak mı acaba? Büyük planları var sanırım. Alır ya, niye almasın? Bence biz buradan yürür gideriz. Ya ödeme yapmamız gerekiyor mu? Sonuçta çalışan bizim yani. Buradan hemen... Ne ödemesi ya, davetli miyiz? Hatta hem de onlar davetliyiz mi? Pekin ördeği verelim onlara. Takas. Pekin ördeği bitti ya. Crook close to Jambone'yi. Karşılık mı? Crook close to Jambone'yi. Bu iyiymiş ama tadı. Ben şunu bitireyim de gidelim. Olur. Görüm. Sanonun uykusu geldi zaten. Bana göre değil ya. Selam, ne yapıyorsunuz? Aa, sen miydin? Ben de tanıyamadım ya. Evet, bendim. Dylan ne kadar sen, farklı olmuşsun. Dylan mısın sen? Ben Dylan'ım. Vay Dylan. Dylan. Wow Dylan. Vay Dylan. Wow. Bana da bir tık garip geliyor, garip hissettiriyor. Wow Dylan. Zorlayınca oluyor işte. Oluyormuş, oluyormuş ya. Oluyor muymuş? Oluyormuş. Ne yapıyorsunuz, nasıl gidiyor? Ne yapalım? Büyük bir hype var içimizde bu projelerle alakalı ama şehir sanki o kadar hype'lanmadı. Yani koskoca yani. 4 büyük şirket toplanmış bir etkinlik yapıyor. Uhu. Büyük proje bir açıklandı, bir festival ama belli ki. Şimdi ellerinde kokteyl indirimi ve şampanyalarıyla birazdan balık tutmaya kesinlikle gitmeyeceklermiş gibi kısla kısla gezmeleri gerekiyor. Doğru, bu, doğru. Niçin yapıldı bu parti? Ben mesela alkışlarken elimde şampanya vardı, ağzıma taktım cam şişeyi ama bak şu şekil. Tabii ki. Evet. Görüyorum. 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 Çok var mı bir isteğiniz? Arigato Shirobei. Merhabalar. Öncelikle ben çok beğendim. Güzel bir fikir. Şehrimiz her ne kadar sakin de bu olay biraz cool'la kalsa. Benim hoşuma gitti. Fikir sizden mi çıkma Bay Sanchez? Si. Anladım. Hanımefendi bu arada çok özür dileyerek tanışmadık. Ben Paneru'yu. Memnun oldum, ben de Lily Clark. Ha, Lily sen miydin ya? Evet benim. Tabii. Tanışıyormuşuz. Hiçbir pardon. Kadını tanıyamıyorum ya. Ben de tanıyamıyorum. Dylan'ı mesela tanıyamadım az önce. Okey, küçük bir konudan bahsedeyim. Ticaret ağından bahsettim sana. Hı-hı. Ticaret ağında hanginiz bulunmak ister? Ticaret ağından kasıt olarak? Şöyle söyleyeyim sana. Bir yerin ihalesi. Bunların duyurulacağı yerler oluyor. Hı hı. Ben yani, girmek isterim ihaleye. Si. Yani bizi yazabilirsiniz oraya. Okey o zaman. Numaranı benimle paylaşırsan çok iyi olur. Tamamdır. Ben şu şampanyayı şöyle bir bırakayım. Ağzına alabilirsiniz. Yazıyorsunuz. Beş yüz otuz beş. Altmış. Airdrop kullandım istersen, daha mantıklı olur senin için. O da olur. Çok mantıklı. O memnun da aslında. Çok mantıklı, çok mantıklı. Bir saniye, çok pardon. Şöyle bir hemen bakayım. Tamamdır, o elde. Lazım. Kane Ryu. Evet. Yakın zamanda bilgilendirme olur sana. Tamamdır, teşekkür ederim. Tekrardan teşekkür ederim geldiğiniz için. Victor Bey, rica ederiz. Şey ne yapacağız peki? Tabii. Alın beni. Evet. Kane be. Beni 3 gün önce ne güzel sattın sen öyle. Pardon, dur tükürük olmuş her yere ya. Evet. 3 gün önce diyorum, ne güzel sattın beni.
Seni satmadım. Kız motoruna bindi. Ne yapsaydım orada dedin. Bir piliç var. Piliçler beni seviyorsa ben ne yapabilirim dedim. Ya yani. Evet, bir tık pusimagnet bir havan var. Anlayabiliyorum. Evet, işte. Şimdi orada şey de diyemem. Çünkü ben o sırada likör dükkanına girdim. Normalde tek yarışacaktık ya. Aha. Bir baktım kız motorunun arkasında zaten. Ben de o sırada dedim ki bari artık indirmeyeyim. Ayıp çünkü. Anladım. Ama bana ayıp olmadı. Çünkü oraya senle geldim. Ama, beni ama, orada bıraktın. Ama biz beraber yarışacağız diye gelmedik. Oraya beraber gittik. Fark etmez. Beni aldın götürdün oraya. Ben yatacaktım. Yattın. Uyandın. Geldin geri işte. Bak ne kadar güzel. Aa, çok güzel, evet. Nasıl geldin? Nasıl geldim? Orada uyumadım ki. Aldı akşam arkadaşım benim. Ha. Bak yolunu bulmuşsun işte. Yolumu her türlü bulurum. Aynen öyle. Biraz Lisa'ya yapılanı yapmışım gibi oldu. Üzülüyorum ya. Gerçekten üzülüyorum. Yok yok ya. Ya ben ona çok üzüldüm ya. Neye üzüldünüz? Ya zamanında bizim bir arkadaşın başına da böyle bir olay gelmiş de. Ah lan. Bu olayda tek de değilim. Kötü konuşmuştuk. Yerleştirmiştir. Evet. Aynı şeyi ben yapmışım şimdi de garip oldu. Hmm. Özür dilerim Dilin. Bir daha olmaz, merak etme. Ama ben bilmiyordum orada. Ya bir daha zaten seninle yola çıkmam. Hayır, sen bilirsin. Tabii. Ama yola çıktıklarını yolda bulduklarını değişeceksin. Bu sensin galiba bu hikayedeki. Sanzu. Bildim. Art of War. Sayfa 53. 3. paragraf. 54 değil miydi ya? Buzun 54'tü içinde... evet doğru. Ne var ya? Neyin içinde? Bu buzun içinde... The Crooklook d'Ambrunay var. Şey de diyorlar, The Crooklook d'Ambrunay. Şampanya mı bu? De diyorlar. Champagne, yes. Ve bardak, anladım. Yes, yes. Bardakları beğendiniz galiba. Çalarız. Bardaklar çok iyi. Her gittiğim mekandan bardak çalıyorum bu arada. Ah, mekan senin değil mi Şahin? Evet. Burası olmasa öne gibi bir shot bardağı olsun. Dakika de olsun. Doğru. Yanındakisi bardağı. Biz şahit. Çok dikkat edelim o zaman sen bizim restorana geldiğinde. Sizin restoran? Hayır. Şey mi bu? Acılı kanat. Acılı kanat mı? Acılı kanat mı? Ha pardon. Yok. Nasıl yani? Japondunuz pardon. Değil değil. Pekin ördeği, Pekin. Pekin ördeğimiz. Onda da kanat oluyor ama doğru söyle şimdi. Zaten. Zaten. Tamam ben... Sana bir telefonunu çıkartır mısın Burak? Kılıfına bakacağım da. Hmm. Tabii. Anladım. Niye, ne oldu? Öyle, ne bileyim. Kana hocam, kana hani... Tartaros'cum hoş geldin yavrum. Sizi rica etsem. Neyi? Telefonu mu? Telefonunuzu. Buyurun. Allah Allah. Ne oldu? Oh wow. Wow. Yanlış olmuşsun. iPhone 15 serisi. Renkli bir telefon. Çok renkli bir telefon. Çok zengin bir adamsınız Şahin Bey. Estağfurullah. Gönlümüz zengin. Şimdi bir şey soracağım size. Hı. Örnek veriyorum. Kafanızda Japonya bayrağı var. Biri gelip o bandana ne amına koydun falan dese. Milliyet savaşı mı çıkar? Ne merak etti. Yani herhalde. Yani sizce sadece görüşünüzü alaraktan. Yani herhalde. Niye öyle bir şey mi dediler sana? Yok yani bekliyorum. Kimse demez ya. Niye kim birinin giyimine karışsın ki? Ben sadece zaten... kafandaki Türk bayrağı mı dedim sadece dün. Evet. Evet. O ya kadar. Sana demedim, sana bu arada. Biliyorum biliyorum. Senin için demedim. Şey bandanadan savaş çıkıyordu. Bu bandana neymiş ya? Bizim şey ya. Kimse de anlatmıyor anlamını. Bu benimki mi? Yok ya, ben geçen iki kişiye sordum da söylemediler bana. Bizim Luis'ler. Dur çağırayım. Mavi takıyormuş galiba. Aynen, onlar mavi takıyormuş. Sarı takıyoruz da kırmızı oldu. Luis az gelsene kuzen ya, sana zahmet. Sol. Sol. Solundayım. Bura. Kafamı nasıl göremiyorsun merak et. Gördüm, kafan aydan gözüken kanka, iki şey var. Arada, bir Çin setli, bir de saçların amına koyayım. Nasıl görelim? Yanlış gördüm olmasın. Dalga geçmek amacı değil. Bu Japon arkadaşlar. Bu bandana muhabbeti döndü.
Ben dedim bunu yeni anlatacak kişi Luis'tir dedim. Kültür muhabbetini bilenler o. Tanışıyoruz kendileri de evet. That's right. Açıklayabilir miyim? Ne açıklanması gereken konu ne? Rin de sordu geçen ettik, gün. Merak ettik. Aynen. Nedir diye abi. Durum. Nedir? Bandana yani, nedir? Bandana'nın Türk Dil Kurumu. Manevi değeri anlamı. Nedir? Yani anlatayım biraz. Manası yani bahsedeyim yani. Sana. Tabii. Çünkü son günlerde çok fazla dönüyor da bu muhabbetler. Hı-hı. Yeni yaşadığım şey bazı şeyler olduğu için. Bir tık çıtlatayım. Yani bir bandana takmak olayı bazısı hoşuna gittiği için kafasına takar. Bir aksesuar hı-hı. olarak. Bazıları da yaşadığı yerde no color ya da işte normal yani basic'li derse çok basit konuşursak basit bir şekilde rengini belli etmek için takacağım bir şey olur. Çayına bak. İnsanlar dışarıdan gördüğü zaman oranın, bu adam bu. Orada da olduğunu anlamak evet. için. Mesela LA'de şöyle söyleyeyim sana Detroit'te hmm. LA'de LA'nin herhangi bir arka mahallesinde Detroit'in arka mahallesinde California'da Compton'da bir yerde sokakta gezerken kıpkırmızı giyinen bir adam görebilirsin. Üstündeki tişörtü kırmızı, ayakkabısı kırmızı Lisa. Ve götünden sallanan bir aksesuar bandana. Bu adam dersin ki işte bir şey yok. Dersin ki bu adam Bounty Hunter dersin. Yani tanırsın oradaki yaşayan insanlar o adamın o mahallede, o sette büyüdüğünü hı-hı. bilir. İnsanlar kendilerini belli etmek için takıyor biraz. Bunu. Bizim Japonya'da bozoz okullar var ya. Hani onun gibi olabilir. Ceketlerinden anlıyorsun. Onların da ceketleri var işte, motor çeteleri onlar. Hı, anladım. Kendilerine yani, ayrı ayrı giyimleri bir setin falan. Bir mahallenin kendini temsil etmesi, kendi rengi olarak düşünebilirsin bunu. Biz de düşünsek bu, mi böyle bir şey acaba ya? Çok farklı şeylere de yönelebiliyor. Benim işte. Benim şöyle de oğlum tarmaz mesela. Sanki bizi ya. Sadece hani bir mahalle değil de o anki ruh halini de anlatabilirsin. Kahverengi takarsan işte hı-hı. o an rahat takıldığını ve kimseye bulaşmak istemediğini ve bir süre olaylardan uzak kalacağını ve ters bağlayıp da bu bandanayı takarsan bu şekilde kendini o bandanayı bilen insanlara ifade edebilirsin. Beyaz takarsan bir yer arıyorum, sığınacak bir yer arıyorum, iş yapacak insanlar arıyorum demek. İşte kırmızı takarsan şu an savaş durumundayım. Çok fazla insanlarla konuşmak istemiyorum diyebilirsin. Efendim? Alabilirsin. Ay be, ben önerim bir şekilde. Bro benimki kırmızı ama sıkıntı yok yani. Her türlü. Var. Bir dakika ben geliyorum. Hallederiz. Kazuya. Hay. Ne oldu Azami? Zaten. Egoist orası çocuğuna... Burada gayet sağlıklı kendisine bir zarar gelmiş. Ne için? Yani markete gene o mu olay? Yani ego yerinde iyidir kuzen. Yok vezneymiş. Ben yani soygun. İşleri büyütmüş birileri. Ego yerinde iyidir be dost. Yani gayet okey, polis sıkıntı. Geldi bıraktı restoranın önüne. Okay. Ben zaten ben mesela insanı baba derim. Şey tamam o baba parası. O baba bozul baba... ya da bizim de bozul. O baba lafını farklı anlamda algılarsa, efendim evlat derse anasını sikerim. Ama ben mesela sen ne diyorsun mesela arkadaşına? Hangi örnek veriyorum kanka demek için. Dost demek için. Sesleniyorum. Yani Rinkun, çocuk zaman gibi. He. Ben mesela dost diyeceğime baba diyorum, anladın mı? Onun gibi. Hmm. Kültür meselesi. Şiro sen ne zaman çıkıyorsun? Var mıydı bir isteğiniz tam diyor. Yok. Kendini iyi kaptırdın. Kanes ama bir şey sordu. Bu garson sağır ya. Yamadım demin, kusura bakmayın. Ne demek, önemli değil de ne zaman çıkıyorsunuz beyefendi? Ne zaman çıkıyorum tam olarak bilmiyorum şu anda. Anladım. Peki, kolay şey gelsin. Söylendim. Teşekkürler. Başka bir şey istemiyorum. Sağ biz olun. Sizden önce çıkar gibiyiz garson. Tamam. Sizden önce çıkar gibiyiz biz. Tamam. Ondur. Tamam. Kendi imkanlarınızla restoranı yolunuz. Şurada bekleyenler var. Bir bak onlara bakalım. Galiba şu karşı taraf bir şey istiyor ya Şiro. Papyon. Gerçek motorcular gidiyor. Kükürüyor baksana. Vay be. Bak, deli gibi kükürüyor resmen. Sen alacaksın kamon. Çizeceksin hepsini. Nasıl? Biz de kaçalım hadi ya, yavaştan. Biz de kaçalım aynen, istersen evet. Rüysama. Kaçalım. Evet. Evet, ortam yeter bana. Görüşürüz. Tabii yeter. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. İnsanlar 15 dakika sonra balık tutmayacakmış gibi. Evet. Bir hurdalaya gideyim ya, yeter. Bizim ikramımız. Tamam, periyon yolu. Tamam. Grafik quant kullanıyorum evet.
Niye inemiyorum lan? Victor Bey, tekrardan teşekkürler. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Kendinize çok dikkat edin. İyi günler. Görüşmek üzere. Sayınlara. İyi günler. Adios. Bandana değil ya, ceket olabilir. Maske ve bandana. Yani şu Oni'yi zaten ben renklendirmeyi düşünüyordum. Şunu. Herkesin kendi renginde. Ya. Vay, arabaya bak lan. Vale galiba o içindeki. Şu ama senin şu yürüyüşe var ya, bitiyorum desem. Yürüyemiyorum, sebebini biliyorsun. Biliyorum. İşte yürüyebilsem keşke. Bence abi böyle şeyler sizin ekibin samimiyetini çok düşürebilir. Yok. İmkanı yok. Sağa döneyim. Konuşacağız zaten ya. Üstümü değişeyim. Biz de aynı şekilde. Ceket, oğlum deri ceket falan değil. Çok yanlış ceketler düşünüyorsunuz. Motorlu ceket falan sanıyorsunuz, öyle bir şey değil. Çocuk ama sakin ol. Kıyafet at tarafı. Çok ya. Sıkıldı, çok sıkıldı ya. Göstereceğim ben şimdi size, merak etmeyin, dur. Ben bir ofisteyim, 2 dakika. Okay. Bak şimdi göster. Neredesiniz Kazuyu? Gym'e doğru giden kıyafetçideyiz de şimdi şeye doğru geçiyoruz, restoranlara doğru geliyoruz. Tamam. Bekleyin. Siz çıktınız mı? Restorandayız. Okey, yoldayız. Geliyoruz şimdi. Yüklen lan. Yalvarırım, yüklen lan. Aha. Geliyor. Ah. Bu tarz. Ceket olarak. Just a minute, guys.
Çok güzel oğlum. Düşünülebilir yani. Bir dakika. Ben uyuyorum. Çok uykum geldi. Öğüsüm iyi. Öğüsüm nasıl? Neredesiniz? Restoran. Ya her yere giymeyeceksin abi. Zaten ekip olarak bir şey yapılacağı zaman giyeceksin. Kısıtlamayacaksın yani MC gibi. Ben Ed'i övmeyi çünkü rolde yaşadıklarıyla eklemeyi düşünüyorum. Ne olduğu anlatacak mısınız? Anlatacağız. Hey. Ben oturayım mı buraya? Peki ben bir içecek bir şeyler alıp geliyorum. Bir şey istiyor musunuz? Yok. Ben almayayım. Ben. Bu arada sanırım... Gururumuz ya. Baksana şu gururumuz çalışkan ya. Nasıl? İnsanın çalışkan. İnsanın hali bir başka. Çalışkan bir adam ya. Bravo. Git üstünde iş. Duşa muşa gir istiyorsan. Çalışkan olunca insan. Of, çalışkan. Sigara içeceğim. Sanırım Geralt'ın bu kaçırılma olayıyla ilgili bir ilgisi alakası vardı bu arada. Şaşırmadım. Gözlük ne amına? Yoruldum. İyi çalıştın ama. İyi çalıştım. Ama para alamadım. Sen orada çalıştın mı Şiro? Para alamadın. Ha. Parayı bekliyorum. Elvis'in anasına bacısına söveceğim büyük ihtimal. Niye, ne kadar dedi sonra para? Bir şey demediler fiyat anlamında. Vereceğiz dediler mi? Demediler. Unuttum ben onu. Oo. Sen onu sormadan mı çalışmaya gittin? Hayırsever Japon. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ben senin için çalışmaya gittim kanka. Para için değil. Wow. İnsan bir sıkıntı yok yani. Şu an okuyayım. Gönül işi yani biraz. Öyle öyle öyle. Gönül işi de yani bizden herhangi biri istemese ölsem yapmayacağım bir iş. O yüzden sıkıntı yok. Olay para değil. Güzel. Başka bu? Ha, Mumi bir gelsin de öyle anlatayım. Ya çok bir şey olmadı zaten ya. Bu arada benim duymadığım bir şey var mı? Yok mu? Azami şey, o kadar mıydı yani orası? Ha, bir şey var sadece. Hı. Anlatacağım zaten ya. Ha, geldi onu. Mei de buralardaydı. Mei. Arayalım onu da. Ama yatmış olabilir sanırım Mei. Bir arayayım. Motoru buradaydı, şu an yok. Kıyafetçi de olabilir. En sona mı? Gelmedi bizle. Ama ara. Çalıyor. Hay. Neredesin? Şu cisam haberi almaya geldik. Işım döndü tabi. Ha okey. Şey bir gel de bu toplantı oldu ya, onun hakkında konuşacağım. Sana da kıyafetçiden. O oradaydı ama. Ha bir şey diyeceğim. Çocuğu onu almaya gitmiş. İzninizle gömleğimi çıkartabilir miyim? Tabii ki. Teşekkür ederim. Bu kadarız herhalde. Sano var. Sano oradayız zaten. Ha okey. Bir şey yok. Tamam. Ya şöyle bu geçen hani bir nerede Twitter'da mı görmüştük biz ya? 4 tane logo vardı. Weasel dedik. İşte yılan logosu falan kazıyor, hatırlıyor musun? Hı hı. Bize biri bahsetti bunu direkt. Ne işte o 4 büyük şirket toplanıp bir karar almışlar. İşte şehirde büyük festival düzenleyeceklermiş falan. Onun gösterimini yaptılar. Onu ben de biliyorum. İşte konuştular. Projelerden bahsettiler falan. Onun için de oraya işte bu mekan sahiplerini, işletme sahiplerini falan filan hepsini toplamışlar. Ama millet acayip heyecanlıydı. Yani tam bir kaos ortamıydı. Herkes çok yükseldi bu fikri. Onun dışında bir de Jonathan Sanchez diye bir adamla tanıştım.
Bayağı taşaklı birine benziyor. İşte geldi. Ne dedi bana o? Ha, Victor, pardon. Pardon. Olur. O kadar olur. Ben o ismi de bir yerden duydum da çünkü. Abi kardeş herhalde. Abi kardeşlerdir. Abi kardeşler. Kuzen, kuzen muzenlerdir belki. İtoko'lar ya, Itoko. Itoko olabilirler. Neyse, o da şeyden bahsetti. Herhalde orada, yani kaos dediğim yalandı bu arada. Kimse, herkes çok cool olduğu için kılını kıpırdatmadı. Büyük ihtimal ben orada biraz heyecanlı davrandığımı görünce şey dedi. İhale olacak dedi. Ben seni istiyorum orada dedi. Victor mu? Hı-hı. Yazıyorum o yüzden adını falan dedi. Ben dedim okey, yani neyin ihalesi olduğuna göre değişir ama hani katılırız. Sonuçta işin ucunda para varsa. Sant ihalesi gibime geldi. Yani. Ne gibi? Sant. Sant mı? Stant. Stant. Neyse ne bilmiyorum. İşte festivalde bir stand açmak dediğin şey bayağı para bu arada. Tabii. Yani. Bayağı para hem de. Çok sağlam para. Çok iyi olur. Bakacağız. Ama bence o kadar gelmiş etmiş bir yardımcı olur onda. Sonuçta yapanlardan biri. Neye yardımcı olur? Stand açmamış da bir yer. Tamam, ben işte belki onun için şey yapacak. İhale ona bakmıyor ki, oradaki diğer katılımcılara bakar. O sadece oturumu açar. Şey için yapmış olmasın Kane, siz Japonya'dan geldiniz, zenginsinizdir belki. Yok ya, sanmıyorum. Yok ya, neremiz zengin bizim? Alt tarafı hesabımda 1 milyon dolar para var yani. Evet, para atalım mı? Tekrardan stacklayalım mı? Bu devirde para mı yani? Evet, yemek için mi anlaşma yaptılar? Yani onlar konuşuldu yani mu restoranlarda? Bizim restoran sahibi olduğumuzu bildiği için çağırmışlar büyük ihtimal. Çünkü bir ara şey, neydi kızın adı? Lisa aramıştı ya seni yemek için. Hı hı. Ondan geri dönüş çıktı mı? Kimse bir şey söyledi mi? Yok, onunla ilgili bir şey dönmedi. Ne arabası la? Öyle yani, çok zaten uzun bir etkinlik değildi, kısaydı. Ama Shiro mükemmel garsonluk yapıyordu ya. Yani o tepsiyi kavradığında hareketini bir gösterir misin bize? Çok çalışkandı ya. Harika. Göster hemen. Şu şekil. Harika. Perfect balance ya. Ben işte busun. Bu. Burada da aynı performans. Aynen. Perfect. Benim anlamadım yani, çok cooldu lan insanlar. Evet, çok aşırı. Biz de çok gidip, coolduk yani, şampanya bak, açtırdık. Oo, afiyet olsun. Bu arada en pahalı biz şampanya dedim, onu verdiler. İyi, para ödemedik. E, mis gibi içtiniz işte, ben evet. İçemedim ki ya. Ya alsaydın bir fırt. Deme, getirirken kafama dikiyorum. Su çok güzeldi ya, dükkana da alalım o suda. O sudan alamayız, 500 dolarmış. 500 dolar. Aynen. Ben 2 bardak içtim ondan. 1000 dolarlık su mu içtim? Vay be. Yok. Haber zenginim ama bu arada bir şey söyleyeyim size. 1000 dolarlık su içmişim ben. 2 litrelik şişede falan filan yani, bir şeyler. He, ben 2 bardağı 1000 dolar sandım. Peşiro'nun para şampanyaya gitti. Ama çatı pahalı, onu biliyorum. Çatı mekanı pahalı bir yer. Zamanında Andre ile gitmiştik. Andre ile vodka şişesini 1500 vermiştik. Neymiş orada ya? Nereden getiriyormuş o vodkayı? Hunter'in 7. ayını yalanmış. Andre nerede ya, bir arayayım. Yoktu o bayağıdır. Ben anlatayım mı buradaki olayı, bir kısa özet geçeyim mi? Anlat. Biz burada oturuyorduk işte, Azami ile muhabbet sohbet ediyorduk. Ben hiçbir şey anlamadım, her şey çok hızlı gelişti böyle. Bir anda şuradan böyle bir siyah sultan yanaştı. Çok hızlı yanaştılar ama. Geldiklerini bile göremedim. Silah doğrulttular bize. Ellerimizi kaldırdık. Baştan beni alacaklardı. Şey dedi sanırım, o turuncu kafa sen geç tarzında bir şey söyledi. Hı hı. Ben tam gidiyordum, arabaya doğru yöneldim. Aralarından biri şey dedi, kadınları alalım, polisler kadınları daha çok seviyor dedi. Sonra bir anda ben geçtim arabaya. Bir anda Azami'yi almaya karar verdiler. Ben gideyim bir üstümü değiştireyim. Ondan sonra işte direkt ihbar attım. Bella Hanım aradı. Dedi işte arkadaşınızla ilgileniyorum diye.
Sonra işte Geralt'a haber verdim. Geralt bir sövdü mövdü, bir şeyler oldu. Sonra tekrardan Geralt dedi. Onu anlatır mısın olayı bana dedi. Ya hatırlıyor musun dedi. Şimdi aklımda bir tek şey kalmış. Yok unuttum deseydim. Aklımda sadece şey kalmıştı. Yok heyecandan şey yapamadım o sıra. Yani çok hızlı geçti oralar bende. Sadece bir tane adamın neon gözlüğü taktığı vardı aklımda. Bunu anlattım o kadar. Ama onların arasında garip bir konuşma geçmiş. Ha yani evet, orasını Azami anlatsın. Ya aralarında bir gerginlik vardı. Nasıl diyeyim, içerisi bir karışıktı. İşte ben zaten benim üzerimden telsiz falan hiçbir şey almadılar. Bıçak da vardı üstümde. Ondan sonra o Kazuya'nın telsizini duydum. Sonra içeride bir içeri gittiler, geldiler, telefonla konuştular. Böyle bir ortam bir gerildi. Bella geldi bu arada zaten şey olarak da. Ekip olarak. Öyle yani bir şey yapmadılar. Öyle çıktım, gittim. Hastane falan. İfade. Arigato. Evet, anladığım kadarıyla Geralt ve artık ekibi mi diyeyim? Blake yaratıyor. Diyorlar kendilerini. Ne diyorlar? Blake. Hangi ya. Blake? Sağ, Blake. Sol. Tabat. Oo, süper, süper şaka. Emotional damage. İşte bende yok o. O zaman kesin bilek yapmıştır diyebilir miyiz? Kesin bilek yapmıştır. Bence de. Kesin bilektir ya. Light Novel esprini çaldın bro. Helal et. Oo, yıktı ortalığı. Garip. Değişik. İlginç, ilginç. Ben ikimizi de alacaklar sandım en başta. Ben de. Bir şey diyeceğim. Başka biriyle daha varmış. Kazuya'ya mesaj attım. Dedim ki ben bir, yani yoktu Kazuya burada. Ben bir gözlerimi dinlendirip geleceğim dedim. O sıra doldu her şey. Geldim ve hiçbir şey yok. Azami gitmiş, Kazuya koşuyor, ortada kalmış. Çok ilginçti. Yani kazara biriniz ölse acaba ne olacak? Nasıl yani? Bir şey yapmayacağız deyip alıyorlar ya her seferinde. Hı. Evet. Ne yapmak zorunda kalsınız? Yani sonuçta burada bize silah doğrultuyorlardı. Bir şey de olabilirdi. Silah bir anda patlayabilirdi. Çünkü ya ben... da Vezne'ye işte götürmüşler. Vezne'de belki polisle çatışma arasında kalacaktı. Evet. Bu sefer Geralt'ı ben arayacağım Azami yerine. Tam kaçırılmadan önce bu tarz sesler gelmişti, ben gidiyorum. Geralt seni çok özledim. Azami çok özlememiş ama buraya gelir misin? Bir şey anlatmam lazım. Sorunlu. Okay. Geliyor. Gelen kim? Polis. Şefsem. Ha. Semin aracı galiba. Hoş geldin alkışlaması. Ulan olay yerine yakınım. Bu adam ışınlanmayı biliyor. Bu adam bizden de ileriki bir teknolojide. İnanmıyorum ben bu adamın şey yaptığına. Çevrede dolanıyordu herhalde ya. Evi arkada. Ne yapsın? Evi arkada evet. Hoş geldin. Hoş buldum. Geralt beyler, bir şey soracağım. Tabii. Sizin arkadaşlarınız tarafından benim arkadaşlarım rehine hizmeti olarak mı görülüyor? Sana o konuda şöyle bir şey söyleyeceğim. Bayağı sinirliyim o konuya şu anda. Zaten patlayıp geldim birkaç kişiye.
Hani bayağı mahallede savaş çıkaracaktım. Of. Bir şey yapsana sen bir. Ne? Hava al. Tamam. Sen bey hemen ilgileneceğiz sizinle de. Şöyle bir şey oluyor hani. Bizim çocuklar yine kanı kaynıyor. Durmuyor amanak oğlum, kanı bir türlü durmuyor bunların. Devamlı bir şey. Ya olabilir olabilir de yani ya, hep mi işte, buradan alınır? Heh, ben ona konu, biraz şey oldum. O konuya geleceğim. O konu bayağı beni şaşırttı çünkü. Az önce duyduğum bir şeyle ilgili. Leroy Rin'i arıyor. Hı-hı. Diyor ki hani saatlerdir geziyoruz. Hani evet. Birini alacağız. Şey yapamadık bir türlü. Sonra diyor ki Rin'e, sizin oradan birini alsak bozar mı? Rin ne diyor? Sıkıntı olmaz diyor Leroy'a. Uyudu Aramayç. Ben bunu duydum. İyice şaşırdım, delilendim. Nasıl? Mesela eksi Rin. Anladınız mı? Böyle böyle işte. Böyle böyle. Yani yaklaşık 5-10 dakika önce aldım. Çok ilginç. Çok ilginç. Yani bilmiyorum ya. Okey. Yoksa ben bayağı patladım bizimkilere. Yeter çünkü hani. Ver bir durum. Ha bu arada ben de hatırlatayım bir kere. Ben de kaçırıldım. Ben de kaçırıldım. Yaklaşık bir 9-12 gün falan oluyor. Yapmamıştır ya. Yok şeyden mesela May'nin kaçırılması direkt neydi adı adamın? Björn. Yani biliyoruz da yani hani. Bayağı anlaşmalı yani. Biliyorum. Anlaşmalı. Onlara şeyim yok, ona haberim yok. Evet işte onu diyorum ya. Yani ilk olsa zaten onlar şey yok. Demem yani. İkinci veya üçüncü duyuşum bu da. Onları bilmiyorum ya. Bir şey biliyorum işte. Geçen sefer de sanırım bir şey olmuş. Kaçırılmış Azami. İşte Azami, bugün de Azami'yi almış birileri. Ay ya bilmiyorum ya. Siz kafam ve arkadaşlarınız şekilde... bildiğim kadarıyla yani saygı duyulan insanlarsınız. Niye böyle küçük şeylerle uğraşıyorsunuz hala? İşte ben de bunu anlamıyorum biliyor musun Kane? Ben de buna yani, şirketiniz var diye biliyorum. Ya bir de koskocaman şirketiniz var. Bir yandan Jojo muydu? Mesela o şeydeydi, oradaydı. Emrim Bey oradaydı. Yani biz burada yaşıyoruz. Bizim restoranımız burada. Müşterilerimiz gelecek. Bizim elimizde yeterince güç yok diye mi bundan şu an faydalanılıyor? Yani. Yani yarın bir gün atıyorum herkes de silah olsa burada ve gelse, ateş edilse bir şey olsun sonuçta kendini korumak için. Aslında ne olacak sorun, o zaman? Şöyle bir şey söyleyeyim. Sorun evet bizimkilerde hata var ama sizin Rin'de de hata var bu konuda. Evet var zaten. O konuda zaten var da. Çok aptal bir diyalog. Ben şu an inanasım gelmiyor yani onun evet söylediğini. Bence dememiştir. Veya o anlamda bence de öyle dememiştir. Ya, veya öyle ben duyduğumu söylüyorum size. Yani en son demeyecek adamlardan biri ya, ben yani. Ben duyduğumu söylüyorum hani. Birebir bir duymadım. Halledeceğim ben. İsterseniz getireyim Lira'yı konuş. Yok çağırayım. Yok. Biz Rin'le konuşalım diyor. Aynen. Ben duyduğumu söylüyorum sadece. Anlam veremedim olaya. Ya sizin keyifler bu olay dışında nasıl? İyi ya normal. İşte gündelik kaçırılıyor bizimkiler falan. Onun dışında normal. Kaçırılmadan günümüz aymıyor. Semih'e... Çağırayım mı? Rehine bulma attı. Ekibin görevi bu olsun. Yo iddia düzenliyorum. Girecek misin? Burada girmek isteyen varsa da girebilir. Girdim ya ben. Sen girdin mi? O aradın beni, gireceğim mi dedim. Aa, evet. Max'e basıyorum. Şoji bu ne? Harika.
Daha aynı kağıttan bizim keşke. Departmanda var. Nasıl ya? Japon gildi ilerledim. Tabii biz birimizi koyuyoruz kapıya. Müsait olanı böyle. O günü kurban veriyoruz onu. Böyle kapıya ettiriyoruz onu. Kapıya ettiriyoruz onu. Ya şey garip mesela. Ya rolsel bakımdan sonra ben Damien'la devamlı ortak iş yapıyorum ama devamlı bizden biri kaçırılıyor. Yani ve Black tarafından. Ama biz şehirdeki her sosyal etkinliği Damien'la beraber yapıyoruz. Ne olur olsun. Yok be. Ah lan. Geralt takip ediyordur ya. Geralt girdi iddiaya zaten. Ben direkt Max. Ha. Yapıştım. Ha. Sıkıntı yok. Ben hiç bilmiyorum. Ah lan. Ya da garip abi Geralt'ın gelip kendi ekibini size söylemesi. Ama bence bak ben diyorum Blaine şu an abi bilmiyorum ben market soygunu rolü yapıyor olması tabii ki de yapsın ya, da yok, yani hani en büyük mi? İtibarlı ekip şu an ya ki ben kendim Black üyesiyim yani amına koyayım yani o yüzden Nick'le hep karşı çıkıyorum market soygunu. Bir şey mi döndü bana? Ben dedim ördek var mı ördek? Ne ördeği ya? Peki mi? Peki. Kalmadı be. Itoko kalmadı. Kahretsin. Hey. Kimden ne yazmış bakayım buraya. Kimce girmek için mezun sormamız, mezun sormak için markete girmemiz gerekiyor. Kanka işte zaten o yanlış ya. Ben olsam ama yapmam yani. Şu an rolünü yapmam. V3'te değişecek deniyor ya o yüzden diyorum. Kim bu? Ryan Barbosa. Onu ben kafasını sik. MC. Onu ben kafasını sik. Başka kim girebilir? Bana çok insan lazım. Var mı sevebildiğin? Aa Damien da Perez mi yazmış? Perez olamaz. Belki ben senin yerinde olsam Baron'la konuşurum mesela. 40 binlik bir şey var. Özür havuzu var şu an. Yani bizim sizle olan ilişkimiz belli. Bugüne kadar bu kadar iş yaptık. Biz büyük oynamak istiyoruz. Ben market soymaktan yıldım. Girişte kadar bir şeyler yiyip 5 falan filan rolüne girerim. Bana yani. Da bir ben olsam. Şey, sen de bir kahve ya. Alabilir misin Şurok'un? Okay. Tabii. Baron'u bulursan sorun. Iron vardı. Öyle olmuş. Garip biraz. O yazın Orhan'a şeyden, DC'den. Ya yani rolsel mantıklı çok saçma oğlum Blaine çünkü. Tamam siz zorunda kalıyorsunuz da. Çıkan bir mermi kafaya isabet etse çok saçma yani anladın mı? Bunun hesabını nasıl veriyorlar? Hı? Bu hani birilerini rehin alıyorlar ya. Hı. Rehin aldıklarında da falan hani şey diyorlar. Sana bir şey mi söylüyor? Sana zarar vermeyecekler falan diyorlar. Evet. Geliyor mu şu an? Evet. Sana biraz sesli konuşsana. Şu an sesli konuşuyorum. Nasıl ya? Ben... Yeterince sesli miyim şu an? Ben... Yanıma sen yanına git. O da olur. Söyle. Şu an iyi miyim? Evet. Sana sikip sağır oldum. İyi bak kendine görüşürüz. Ama soruyu sana soracaktım. Sen bir... Dur. Şey yap. Evet. Sanu. Geralt'a soracaktım. He. Gene de sorabilirim. Fark etmez bu insanları. Okey. Dikkat et. Rehin alınma. Görüşürüz. Sanu. Ya onun da saati gelmedi. Hı. İyi misin? Ben kafayı yiyeceğim. Ben sanki bir Sanu'yu duymazdan geliyorsun gibi Geralt. Ne dedin o işe? Niye öyle bir şey yapayım oğlum? Ne bileyim. Sevmiyorsan beni bileyim. Ben Juliet. Oo. Sano. Hı. Hah. İyi misin? Arkadaşlar Geralt'ın rolü o beni ilgilendirmez ama bana ne ben ne yorum yapayım? Kaçırıyorlar ya. Hı.
O sırada hani sana zarar gelmeyecek. Azami ile manitacılık oynuyor yani, yapabilir. Kısmen rahatlatmak adına çok niye rahat yapamaz? Bir şeymiş gibi böyle söylüyorlar ya hani sana bir zarar gelmeyecek falan diye. Çok saçma bir laf. Orada ya, CJ ile Doruk'un konuşması gibi bir bok bu yani. Bir mermi gelse, bir şey olsa, bir çatışma ortasında kalsa, anlık böyle bir sinirlense ya da kaçıran biri psikopat olabilir, uyuşturucu etkisinde olabilir falan. O tarz bir durumda kaçırılan kız öldürse bunun hesabını nasıl veriyorlar? Rahat uyuyabiliyorlar ya mı? Ya bu yani? Konuda sonuna kadar haklısın ki ben de bu konuya katılıyorum. Yok şeymiş, anlaşmalı rehineymiş, ne bileyim. Yani anlaşmalı şöyle rehine bir ne şey. Demek ya? Alo rehine attı mı bura? Ha işte ondan yazıyor işte. Ondan bahsediyordum zaten. O kadar boktan bir durum ki aslında. Evet. Kimse şey düşünmüyor. Aldın rehineyi. Çekiyor kendini, sizin arkadaşının bir şey. Evet yani zaten olay o. Gün içinde görüyorsun, seviyorsun, ediyorsun ama rehine aldın. Ya silah patlasa istemsiz ya da polis sıksa bir şey olsa, yani kimse bunu şey yapmıyor, düşünmüyor durumu. Polis sıksa da bunun suçlusu polis değil ki, kaçıran adam. Evet zaten. Sorumluluk onda yani sonuçta. Ya bizden bir ben kaçırılmadım. Bir kanesi ama kaçırılmadı herhalde. Böyle sıra gibi dönüyorlar. İçindir sigara gibi dönüyorlar, anlamadım yani. Kaçırılmayan. Kapatalım kepenk kaldı. Gidelim. Hesap vermiyor. Azami ile manitacılık takıldıkları için mahcup hissediyordur kendini yani. Gayet normal. Keşke dinle uyumuyor olsaydı. O dayanamıyordu ya. Çok uykusu vardı. Kafası düşüyordu. Ne amına? Oo. Oo, benim şeyim geldi. Hemen benim vakitler. Branda altına gel. Benim arabam mahvolacak. Niye mahvolsun ya? Üstü açık ya. Aa. Alsın arkaya garajı. Buradan geçirebilecek mi ama dur. Anahtarı ver. Anahtarı ver geç. Üzerinde. Üstünde mi? Tamam. Kale. Hı. Ya bu restoranın anahtarından bir arabanı da çıkartabilir misin? Çıkartırım ama bir saniye ıslanıyorum şu an. Dur. Yağmur durdu. Yağmur durdu ya, ama. Ya giymiştim ya. Ne güzel yağıyordu ya. Niye durdu amına? Oğlum şu arabanın rengine bak. Ben yaptım diye demiyorum da bu arabanın rengine. Amına koyayım. Kuzen çok iyi ya bunun rengi. Araba çok güzel, kesin bize aşık. Şansa bak, yağmur durdu ya, tam arabayı içeri aldım. Ne kadar değişken bir iklim. İsyanımı duydum. Koltuk sırılsıklam olmuş. Çok değişken bir iklim. Hı? Hı? Nani? Ama biz bunları kaldırtmıştık. Vay amına. Bu collision'ları kapalıydı normalde onların. Bir tane baston verelim böyle. Ay ananız. Ben oturmayayım ya. O heykeli bildin mi? Baston heykelini. Havada uçan. Havada uçuyormuş gibi duruyor. Güzel yağmur yağıyordu. Ne oldu birden? Güneş açtı gene. Santos çektiğimi çok garip. Adam arabasını siliyor ya. Seramik işte kaplatsa böyle olmazdı. Akar giderdi yağmur üstünden de. Yeni Dacia'lar seramik kaplamalı oluyormuş ya.
Dutch ya. Bir duyum mu aldın? Bir duyum aldım. SUV Dutch alır. Seramik diye gidiyormuş. Al bu bilgiyi ne yaparsan. Benim geri demin kanalda alayandım olur mu? Bilmiyorum. Yağmur ben... gelecek diye giyindiydim ya. Ah be. Üzüldüm. Benim gibi her zaman kapalı giyin, yağmur yağdığında değiştirmek zorunda kalmayız. Ama motorlar yani burada gece daha güzel gözüküyor bu arada. Tişörtte giymek lazım ya. Sadece siyah giyinsen de. Siyah tişört. Siyah, her şey siyah. Bir bu beyaz var, bir de bir tane tişörtüm var bol, o var. O kadar. Çok güzel hayallerim vardı bu toplantı sonrası, ekip adı falan hepsi ahirete kaldı, vay be. Ya şu an bu rehine olayları aslında işine geliyor bizim karakterlerin. Yani ister istemez ne silahlanmaya ya gidecek karakterler. Balığını tutmayan var mı? Bugün biraz kaldı erken mı bitti ya. Evet. Balığını tutmayan kim var şimdi? Ben. Umi var. Ben düşüşmedim. Sen tutmadın. Shiro. Yo, ben artık geç tutuyorum. Oo. Benim balıklarım hazır ya. Hazır mı? Ne sanıyorsun? Çünkü sıralar senden daha çok uyanıyorum ben. Sen mi tuttun? Hı-hı. Ya benim de işlerim var yani sonuç olarak. Sabahın kaçıydı Lize biz tuttuğumuzda? 9:30. Ya. Gene sabahın köründe mi tuttunuz? Aha. Yok, ceket işi illegal birlik olduktan sonra. Şu normal saatler bence. Prime zamanlarda. Ben 5:30 gibi kendinize iyi bakın dedim. Kaçtım. Ben de 7:30 gibi falan bayılmışım. 6-7 arası ne yapmayı düşünüyorum? Bunlar nasıl saatler? Depo doluyken evde milletrik oynasa bile silahlar kayboluyor. Sıkıdaşlar bekliyor. Silahlar mı yok? Ha. Kızlarınız çok iyi. Vay vay. Öğlen uyudum yine. Öğlen uyuyunca uyumamış gibi hissediyorum ben. Garip oluyor evet. Bir de 5'te de kalktım. Bir de kasaba pompon olacak. Hani keleş sıkıyorduk. Yorgunum. Balığı işte sabah tutarım belki o yüzden. Yardım edeyim sana istersen. Uzmayacaksan. Ben kaçıyorum bu arada yatmaya. İyi günler. Bay bay. Oyasın bir de say. Oyasın bir. Görüşürüz. Hadi gidelim balık tutalım. İşimiz gücümüz yoksa evet, tutmayanlara. Hadi şu ısınmaya balık tutalım. Okey hadi gidelim. Siz tuttunuz mu? Ne yapıyorum? Uzi Shiro'da. Shiro nereye koydu bilmiyorum. Ya o Uzi'yi zor kalmadıkça kullanmayacağız oğlum. Roller yavaş ilerliyor çünkü V3 işte geçilecek. Neydi? İçeride garaja git. Onu yani satmayı düşünüyoruz biz ekip olarak. Kullanmayı düşünmüyoruz ki. Ve 3 hafta sonu işte bakıma girecek sunucu. Bir dahaki hafta mı? Ne zaman? Bir dahaki hafta sonu mu açılacak? Geç geç. Bu ne? Manken. Çok iyi. Nereye? Balığa mı geçiyoruz? Balığa evet. Evet. Oo demin hoş geldin. Hoş bulduk. Balığa geçiyoruz gel. Sonunda full Apex oynayacağız. O Revenant skin'i bu arada şu an oyuna girmemi söylüyor bana ama. Nereye geçtiniz?
İskele. İskeleye geçtik. Geliyor. Az kaldı siyah bir jugular tarafından öldürülüyordum. Şu sağa geçelim. Amerika. Umi ve motor kullanımı diyorum ya. Az önceden beri buradayım, kimse yok ama sıkıldım şurada. Harbi ya. Harbi mi? Ha, bir ileride bir iddia muhabbeti dönüyordu. Onun haricinde bir ne şey iddiası yok ama. Ha şey, F1. Bahsetti ya. Neydi bu, bir tane polis vardı ya. Sam. Ha Sam, darkçı taşmış bir tane amına koyayım. İddia yazıyor komple herkes. Ne diye, ne üzerine dönüyor iddia? Bana dedi ki birini söyle. Ben Perez'i söyledim. Barbaros Hamilton söylemiş. Geralt Supermax söylemiş. Kazanacak Archangelo diye mi? Archangelo Hamilton. Ne bileyim, bilmiyorum ki, bana sadece isim ver dedi. Kazanacak diye değildir herhalde. Aa, çok garip. Genge Chamber'la hadi. Vücudum çok görünmesin diye taktım. Kimin eksik balığı? Rim mi anlıyorsun sürekli? Evet. Ya seninle konuşacağım bir ara demin ya. Ama senden önce birininle konuşmam lazım. Şeyi teyit etmem lazım çünkü. Demin anladı ki zaten. Geçen mor stickerlı Evo'yu sorduk. Demin'e rehin mi alındınız? Şey yapmayın, kandırmayın beni dedi. Dedim yemeyin beni ama rehin mi alındınız? Ülkede futbolu gibi F1 takip edilmesi beni sevindiriyor. Ya o kadar da takip edilmiyor da F1 sarıyor ya, ne bileyim. Drive to Survive olmasaydı ben de bu kadar takip etmezdim abi büyük ihtimal. Onu izledikten sonra şey oldu. Ne yapayım? İyi, ne yapayım, geziyorum. Evet. Ya ben çocukken sadece arada bir böyle izlerdim. Babamla, ama sonra böyle hiç, yani takip et, hiç böyle fan, hiçbir şeyin fanı olmadığım için hayatımda. Bir de aşk oku şok yiyeyim. Dediğim gibi ilk defa hayatımda bir şeyin fanıyım şu an yani. Yapıyoruz bu işi ya. Bu işi büyük yapıyorsun ya. Teşekkür ederim. Zaten yarıştan çok içerideki dönen olay sarıyor. Bugünkü balığı da tuttum. Bakayım, dur böyle dur. Çok kasıntı durdum. Kasıntı değil misin zaten? Kim? Ben kasıntı. JDM ve Gothic dışında abi. Ne o? Benim nerem kasıntı. Bugünkü ortamı görseydin. Bugünkü ortamı görseydin görürdük. Mesela ben beyzbolu da çok seviyorum ama yani hiç izlemedim. Ya bugün. Ben hoşuma gidiyor ama spor. Şey vardı. Özel davetti ya. Ya yok, ben kasıntım değilim ya. Hiç gelemiyorum öyle ortamlara. Sevmiyorum. İşte öyle bir ortam içindeydik. Sıkıntı yok. Beni sarmıyor ya. Tabii. Ya Ferrari işte. Ferrari seviyorum da Derdo Ferrari. Ananı sikeyim. Of, ne kadar da havli. Cucu niye tek balık tutuyor lan orada? Telefonla konuşuyor. Duydu amına. Bugün mü? Fenerbahçe, Ferrari ve Manchester United tutuyorum, hayat çok zor. Bir ton mimi var zaten. Farklı, bugün farklı, dün farklı, ondan önceki gün farklı. İşte ben Ferrari'nin arabasına bayılıyorum zaten bu sene de. Bu kadar kısa süre içerisinde mesela bizimkiler. Geçen sene de şeye, Mercedes'in arabasına çok düşüyordum. Ya iki sezon öncesi ya bir sezon öncesi. Siyah, simsiyahtı ya. Meyi'yi biliyorum, Umi'yi biliyorum, Shiro'yu biliyorum. Ben kaçırılmadım. O kadar düşük kasmanıza gerek yok ya. Yani tahmin ettiğiniz gibi amaç size zarar vermek ya da sizle bir alıp veremediği olmak, sizi çıkış bileti olarak kullanmak. Ya orası öyle de olay şey şimdi.
Atıyorum onlar bu kadar rahat aldıkları için bu tüm şehirde duyulursa yarın bir gün sadece sizin değil herkes bunu yapmaya başlayacak. O durumda da ne olacak? Ben nasıl koruyacağım kendimi? Bizimkilerle ilgili şunu söyleyebilirim. Yani bağırsana. Bu size özel bir şey, bu size özel bir şey değil. Tuttuklarını alıyorlardır muhtemelen olarak. Ya öyledir zaten canım. Hiç kimseye de zarar gelmedi de işte ya olursa diye diyorum. O zaman ne olacak yani? Bir şey olmaz ya. Ya tabii ki bir tehlike arz ediyor yine de. Yani öyle de Galatasaray artı Mercedes. Bir olay görmedim. Ben her zaman Ferrari tutuyordum ama geçen sene o kadar bıktım ki artık neredeyse McLaren'ı. Çünkü bir süre sonra bilmiyorum hiç denk geldiniz mi veya ben böyle olaylara olaylara karıştınız mı ama. Hı-hı. Bizim bütün olaylar bunun içinde dönüyor. O yüzden alışkınım yani biraz. He. Sana da. Gel. Sadece bakabileceğim mi kısa? Ha Emin senin VIP'in yok. Ah lan Emin. Yarın bir gün işte atıyorum para durumu kötü olur. Zora sıkışırsın. Yapmak zorunda kalırsın bir şeyi. O zaman mesela sana da lazım olur. O zaman birazcık daha anlayabiliyor olursun. Şu an bu kafa yapısında olman biraz normal. Ha, kaçırıldıktan sonra birinizin başına bir şey geliyorsa bilin ki onunla bir daha önce derdim verdi bir şey olmuştur. Bu adam çok icraat yapmış galiba. Yapmıştır. Rol mü var? Ne rolü lan? Ayzar hoş geldin. Proje. Saat ne ara 3 oldu chat ananız? Ben kaçta açtım yayını? 9'da açtım. İda yapacak bir şey yok yani ne yapayım? Ne değişmesini bekliyorsun? Ya sunucuda insan yaratamam. Zaten sunucudaki bütün tüm rolleri biz bilekle paslıyorduk hemen hemen. Evet, diye aldı ya. Elit parti benim, ne ya? Benim de öyle. Bir dövüş klasmanında oldum yani. Işte. Şey miydi peki böyle biraz böyle sahte gülüşler? Ya sahte gülüş değil. Bizim en son gittiğimiz etkinlikteki muhabbetin aynısını yaşıyorum şu an. O kadar çok bir şey yapmadan durdum ki yine enerjim çekildi. Ben öyle ortamlardan uzak duruyorum ya. Sarmıyor benim enerjimi emiyor. Batur galiba şey Ağustos sonu geliyor. Yani bak sana ne, bir şey diyeceğim. Etkinlikte bir şeyler açıklıyorlar. Bir tek biz alkışladık. Bir tek ya, biz alkışladık. Herkes böyle ellerini bağlamış arkada. Böyle şekil şükür duranlar. Ben deli oluyorum. Yani tutup bıçaklayasım geliyor yani bir anda. Defamoyları öyle yani abi direkt, ya Japon açtığımız zaman bir düşmanlar bize. Şu an toplamda mı mesela buraya yuvarlak yaptık. Sikimle mi? Daha daha diye başlıyorsa böyle yanındakiler susmaya falan başlıyorsa direkt topuk. Ben yokum orada. Direkt uzaklaşıyorum o bölgeden. Diyorum size iyi sohbetler haydi görüşürüz. Selam kolay gelsin. Yani direkt bugün gelip bana drama trip yapan adam atıyorum 3 ay sonra ben Nick'i tekrar aktife çekip bu kaneyi belki de pasife çektiğimde can abi ne taş taşlı adamsın ya diyecek yani. Çocuk.
ne diyebilirim ben öyle ortamlardan ya. Sikimde olmaz. Çok kasıntıydı herkes ya. Oradan çıkan herkes 5 dakika sonra gelip psikiyede balık tutacağını farkında değil. Oğlum bir de şu chatte agresifi yapmayın la bir şeyler diyenlere. Alo. Boşu boşuna kasıntı herkes birbirini geriyor. Biri bir şey yazdığında ne anlatıyorsun? Soru işareti. Relax yapmayın ya. Da bunu. Anın tadını çıkar amına koyayım. Evet ya, ne zaman öleceğimiz belli değil, anı yaşa. Aynen öyle. Belki Sanzu bu arada. Sanzu. 68. sayfa. 68. Hay. Kim? Sanzu kim? Sus da çok konuşuyor. Birden var. Hayır. Ne oldu lan? Ne oldu, niye gidiniz? Sanzu. Art of War. Sağ ol. Şuru. Yes man, yes. Zencim, iyi geceler. Osman Bey nasılsınız? İyiyim, nasılsınız? İyiyim ben de, nasıl olsun, balık tutuyoruz. Şey olayı abi, Junkrow oynarken farklı chatlerde sevilirken Nick oynarken sevilmiyor olayı vardı bir ara. Onun gibi işte. Var, yardım edeyim her zaman. Şimdilik tutuyoruz. Ulan yardım ya. Lazım ya, bana bir set yani bir bana mesela abi soru, Junkrow'a ihtiyacı var yazan adam, ben Nick oynadığım zaman bana sövüyordu. Yani bro, ne anlatıyorsun abi? Hemen tutmadan ben sana ayarlayayım. Nasıl tutmadan adama ya? Yeni Afgan direkt dediğimden beri atarsa... Adam uyumuş ya. Tüh ya, tabii anla ki ya. Harbi sana adam 2000 dolardan balık satacaktı da. Ya oğlum balık satma be, balığı ben de alırım amını. Senin yardım edilecek bir şey var mı? Ha, sen alacaksın, bana vereceksin. Bana sikip kulaklığımı bozdum. Oğlum sen nasıl iyi bir insansın lan? Seni sikip çoğaltmak lazım. Al işte motorların yine videosu bende ya. Yok. Hep şey mi alacaksın? Hep kadına söylüyordun galiba. Ben bir Liza'ya duydum çünkü. Abi dün Eray abinin yerinde bir tane adam geldi. Antony gösterme belanı Eray abi bandını sonra fısıldından evet. Eray bana mı kaldıracaktı onu falan yaptılarla arkadaşlar. Eray abiyle bak. Baksana 2000 doları benim için balık alacak sonra bana verecek. Buradan da banlasaydık. Ben hayatta şey söyleyeyim yani. Mi bak. İşte bu hayatta insanın hiç kıymeti bilinmiyor bak. Gerçekten söylüyorum. Doğru bu arada. Videosu bende yok chat. Ha, kıymetini bilmeyenlerden bir tanesi de benimdir herhalde ama hiç sıfır. Harbi Junkrow salan adamı salmaya çağırıyor. Ben sevmiyorum abi. Bir karaktere sabit senin oynamayı hangi, sevmiyorum. Senin araban var mı? Var. Satsan onun parasını yek karıyla kızla. Yani... Karizmanın özel adı çok Onur. Çok karıyla kızla yeriz. Bitmez. Bu mu Niki? Arabasızlıktan var ya kuduruyorum amına koyayım. Haber geldi. 15-20 güne falan gelirmiş gemiyle, yola çıkmış. Yazık da şimdi bu abi. Şimdi bu çocuğu mesela ben tüm Black Chat'inden mi anlatacağım? Anladın mı? Yani falan için bayağı bir değişiklikleri falan var. Öyle. Aradılar bugün de. Karizmanın öz evladı Onur olabilir. Geri vermem ki arabayı. Evet. İyile. Şaka lan şaka. İyi yokmuş o zaman. 2-3 hesabı var. Hepsinde banlanır. Bu arada burada tanıştığım arkadaş yapacak var mı şey ya? Biz tanıştık. Ben kazıyorum. Banlamak tek tuş. Ama adam bu hesabı açmak için bir hafta uğraşıyor. Bir saat uğraşıyor. Yok mail ayarlıyor, yok telefon ayarlıyor. Merhaba Osman, ben Şuji. Şuji, memnun oldum. Harika bir insanım. Adınızı 3-4 kere daha sorarsam yanlış anlamayın. Osman üzülüyor mu peki? Sushi deme sorun yok. Neden? Oğlum izlemeyeceğim. Bak şimdi mesela. Soji. Demian, Soji, Sano, Mei, sushi, işte soji. Liza, Soji, Kane, Lili, Soji. Kanka o benim yapabileceğim bir şey değil. Soji diyor. La saydım ya. Soji. Beni saymadın, soji. Beni saymadın. Sen adını unuttum ya. Nasıl yani? Soji Sama'yı iki kere saydın ama senin aklında o iki farklı kişiydi galiba. Bir Soji'ydi. Ya bak şu an benim yanımdaki siyah merhaba. Uzun saçlı. Gel Soji. Hayır, Shiro. Hoş bulduk. Pardon, ha Shiro, maskesi arkada bağlı olan Shoji. Hay. Doğru. Ne? Doğru. Evet. Correct. Ha. Correct. Nasılsın Mirza? İyi, sen nasılsın? İyi, ne yapalım, takılıyoruz öyle boş. Money. Money değil ya. Yo, onun için gelmedim ben.
Sane de değil, Mane de değil. O da lazım. Evet evet onu ben de bekliyorum. Mane iyi olurdu ama. Kolay gelsin. İyi tanıştığım arkadaşlara, tanıştığıma memnun oldum. Yumruğa geldi. Görüşürüz. Görüşürüz. Cristiano Ronaldo mu Messi mi? Kim? Berat. Berat mı? Evet. Ronaldo. Senin suratına ne oldu? Yara abi. Messi diyenin kendisine saygısı yoktur. Messi diyen böyledir. Çil sahil mi yapsak sohbet ederken? Messi diyenin gerçekten kendisine saygısı yoktur. Messi eşittir Burak Reis amına koyayım. Ya Messi de iyi futbolcu da Messi şov adamı değil. Ronaldo tam bir gösteriş adam. Aynen efendim. Öyle. Hay. Müjde abi yeni arabayı bıraksın. Arabayı alayım gideyim ya. Çatıda şey, gel. Nerede? İskele, çatıda iskeleye ya. Geçtik gel. Abi beni de bırakırsanız. Tamam gel bekliyoruz. Kanesama Vega geliyor. Süper. Gelsin ben yatacağım ama birazdan. Aaaa. Bir şey diyeceğim. Yoruldum. Vega niye Kane'yi aramadı? Belli etmiyor. Ben onu kıyafetçide denk geldim, dedim ki restoranda oturuyoruz işte, sen gel dedim, tamam ha. Gelirim dedi, şimdi beni aradı restoranda yoksunuz diye. Messi mi Ronaldo mu muhabbeti mi dönüyor? Bir hafta bakımdan sonra V3 geliyor. Kaç balon var? Kaç balon var? Bak bakayım konuda. Bana da yardım edin. Tamam sen bitirmişsin. Şöyle sana senin kaç balon var? Aa ben 20 vereyim. 20 tane daha falan lazım. Tamam ben... Ben... Al bakalım Ami bitti sana. Bir hafta bakım falan olacak, korkuyorum. Korkma kardeş. Bir hafta. Bitti mi? Küçücüğüm. Bakayım. 10 falan. Ben tamam. Verebilirim. 10... Gel vereyim. 4-15 tane. Ha bakalım. Ano ay şey, Shoji sana kaç lazımdı? İlk defa ben eve erken gidiyorum. Eve erken git. 10 tane kurtarır şunu. Şunu da vereyim ha. Hadi yine iyisin be. Balık kadın. İyi bitti. İyi tamam. Var eğer mı? İşte tatile gitmeyecek olursam hikayeli oyun oynayacağım zaten. Eksiği olan var mı? Bol bol hikayeli oyun. Yok ben yarına evet, tutmaya şey... devam edeyim. Daha buradaysak. Hoş geldin. Daha buradaysak ben tutayım. Hoş geldin Mega. Ben tutayım hoş şöyle buldum. Muhabbet arasında gider. İyi ben de. Değil mi değil mi? İyi dedim ama. Ben satıyorum, geliyorum. Kane. Hı. Olmuş. Evet, evet. Ben de tüm yasakları çiğnemiş. Ne kadınlar var ya. Portal açacak. Ona hazırlanıyor. Senin motorun tamir istiyor sanki biraz. Bir tık. Raid FC. RP'yi salacağım ya, şeyi değil. Yayını değil. Apex falan bir Revenant oynarım. Skin'i kullanayım biraz. A Tartarus nerede acaba lan? Ne zamandır rank oynamıyoruz ya? Niye herkes sustu ya? Bakış attım herkese. Evet herkes birbirine bakarak sustu. M'yi süzdüm. M'yi süzer. Anlamadım. Umi arkada kaldım, beklesene azıcık. Ne, Shoji M'yi süzer. Kamının oradayım. Doğru. Zaman zaman. Zaman zaman M'yi süzer. Neredesin? Kamının önündeyim. Kanesama senin çok mu uykun var? Öyle gibi.
Hani benim mi? Bir keyfin biraz... yok. Bir keyfin yok gibi. Biraz yorgunum bugün ya. Of, kim yordu seni? Bugün biraz yorgunum. Sana ablaya masaj yaptıralım mı? Bizim temizlik. Hangi abla? Ha. Bizim bana tost yapan. Tostçu. Masaj yapıyor güzel. Kim? Masaj yapan biri mi var? Bana yapsın, ben gideyim. Ya bizim restoranda bir abla var, bana tost falan yapıyor da masajdan da anlıyor böyle. Kaça yapıyor? Ya bilmem ki hiç. Yani bize bedava da. Dolarla mı çalışıyor, euro ile mi? Ya dosta yapıyor. Oh, ha dosta. Ayağım. Dosta ile. Ayağıma kramp girdi. Yok, soda açmadım ya. Bana tam bir yıl 9 aylık bir Witcher sözüm var Can abi. Chill gece. Lan oynadım ya kaç defa. Sen başka yayıncıları izlerken Maggie, biz Witcher oynuyorduk. En son 2020 Aralık açar Steam bakarım en son ne zaman girdiğimi. En son yayında girdim çünkü. Bizi ilgilendirmez, boş ver ya. Şimdi rehine mehine alır bizi birileri gene. Bunlar ne yapıyor lan yukarıda? Aa, intihar edecek galiba. Elvis var. Yok, oradan intihar edemez. Yapma, dur. Ölmez ki orada. Yapma. Tabelayı falan gösteriyor. Tabelayı değiştirteceğim derse çıldırırım burada. Ne para be. Ne para be. Dur bakayım. Witcher 3. Lütfen intihar etmesin. Son oynama 1 Ekim 2021 diyor. Ekim 2021. Yolüstü bir mekaniğe uğrayalım. Onu full modlamıştım diye yayında göstermiştim zaten. Ben basmıyorum ki. Sen pelerin falan göstermiştim. İzleyelim mi? Bir tür çok kötü değil be. Ne iddiası? F1. Ne F1'i? İddia. Hangi isimden bahsediyorsun? İsim aldın ya. Maggie Zorsal. Diyorum. Buradaki balık takan mı şeyinden bahsediyorsun? Ha, evet. Tam iddiaya giriyoruz. F1. Kim kazanır pazar günü? Ha. Ne oldu? Oğlum ben onun şeyini biliyorum ya. İzledim ben onu. Sergio Perez kazanıyor. Ben Lökler kazanıyor diye hatırlıyorum ama neyse. Şikeli maç ya. Orada bir insan bir iki at süreyim diye tıklar ya, yakışmadı. At sürmek istesem vardı, RDR'ye girerim. Mekanikte şikeli maç derken. Vet mafya işi mi? Bak yaz kenara. Gelin. Red Bull'un bir tanesinin motoru devre dışı kalıyor, yarıştan çekiliyor. Ferrari'nin biri ikinci bitiriyor. Hatırladıklarım bunlar. Geri kalanı hatırlamıyorum. Skyrim yemez bu saatten sonra. Benim okulum 26 Eylül'de başlıyor. Öbür gün için tutuyorsun değil mi? Yo, şu Ghost of Tsushima'ya da girerim de Ghost of Tsushima'ya giremiyorum işte. PlayStation çünkü. 40 tane falan. Sen söyledik ya, eksiği olan var mı diye, evet. Niye söylemedin? Elden Ring oynayamadım, o da çok pahalı diye almadım. Duymadım ben hiç. Sonradan sorduk, eksiği olan var. Oo. Ne? Tamam, bitti. Ne yapıyorsun? Bir satayım şunları. Balık. Aynen bir yıl olmuş aynen. Ne yapıyorsun? Enerjim bitti anasını. Ne yapayım? Hızlı geçtim. Hanımefendi, kedi değil, Bileyim köpek mi? Değil. Satıp geleyim ben de. PlayStation kaç bin lira oğlum şu an? Gitar. 12-15 var mı? 12'ydi zaten ben en son bak. Yo, 8'di ben en son baktığımda. Gideyim yatayım birazcık. Geçen seneye yakın. Ben de gideyim. İyi geceler. Ben de down ya. Ben de yatacağım. Hepiniz de var. İyi geceler. Görüşürüz. İyi geceler. Aga çok geç uyandın ha. Evet. Kaçırdın tüm eğlenceyi. Görüşürüz. Dermişim. Görüşürüz. Çünkü eğlence yoktu. Çok iyi bir söyleşi var. Hepiniz keşke mi gidiyorsunuz? Hmm. Ben uyuyacağım. Okay. Ben de uyuyacağım. Hepiniz mi gidiyorsunuz? Yani Liza ile kaldınız. Biz yine gececiz. Liza Mirza. Evet. Sonundaki üzgünlüğü duydunuz mu?
Hepiniz mi gidiyorsunuz? Lütfen gitmeyin. Hepiniz gitmeyin. Hepiniz gitmeyin. Gitmeyin. Ne yapacaksınız peki? Oturup bir köşede ağlayacağım. Hallettim. Ben restorana uğradım, yemek yemek yapacağım. Arkanızdan dişler yiyeceğim, geldim. Arkanızdan alacağız. Hadi görüşürüz o zaman. Haydi hoşça kalın. Görüşürüz. O zaman yatanlara Oyasumi Nasaş. Evet. Kazuyu sen bas geç, ben sözümü nasıl? Bana satıp yatacağım. Hayır. Benimle bütün enerjimi çekelim. Ne dedin? Oo. Ben de aynı şekilde balığı satıp. Bütün enerjim çekildi, balığı satıp yatacağım ya. Görmüyorum lan önümü amına. James'e çok üzülüyorum. Sen uyanık mısın? Uyanık mıyım? Evet. Okay. Birazcık daha uyanım. İskeledeydi Liza ile Vega. Tamam. Balık. Balığa... Ben sattım balığı. O sabahın balığı. Hani çatıda takılsın biraz. Falan şarkı ne ola ki? Life Waster Corpse. Çatıya döşek atmış. Çatıya döşek atmış yani. Şurada yatıyormuş, uzanıyormuş. Gökyüzünü izliyormuş, güneşi. Kör olmak için. Ya bilmiyorum, çıkar diyorsanız oynayalım biraz. Fark etmez bana. Bekleyeyim ben o sırada biraz daha. Keşke rolde yağmur yağsa da şu şarkıyla camdan bakınsak. Apex oynayasım var benim zaten. Oynayacağım. James şey yapacak değil mi? Saatin 3 olduğunu, etkinlik erken başlayacaktı ya. Erken çıkarım diye dedim onu RP'den.